Hemşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz seminerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü, 18 Mart Çanakkale Zaferimiz. Din, vatan, bayrak ve millet için bu topraklara düşmüş şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın İsmail Turan'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli üstadım, değerli meslektaşlarım, bizleri naklen izleyen çok değerli meslektaşlarım. Bugünkü seminer konumuz mali bilançodaki bilanço teknikleri ve analizi. Çok değerli üstadım, gerçekten hem bilançoların kapanışlarının bugünlerde yapıldığı hem Nisan ayı sonuna kadar hem de Mart ayının 25'ine kadar beyannamelerle ilgili, kurumlar vekisiyle ilgili bugün değerli üstadımın açıklamaları dinleyeceğiz. Gerçekten de çok önemli bir konu. Tabii eğitim çalışmalarımız hızla devam ediyor güncel konularla. Değerli üstadım, bu konularda daha evvel de bize inşaat muhasebesi ile ilgili çok önemli açıklamalar yapmıştı, bilgilendirmeler yapmıştı. Bundan dolayı üstadımızı gerçekten bize ve Konya'ya ver destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben tekrar katılımından dolayı teşekkür ediyorum. 18 Mart Çanakkale şehitlerimize, bizleri, vatanı bize emanet eden o aziz şehitlerimize 252 bin kişiyi rahmetle, minnetle anıyorum. Ankara'daki terör olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu terörü destekleyenleri, destek verenleri, teröre uğraşanların hepsini lanetliyorum. Eğitim çalışmamızın başarılı geçmesini diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Oda Başkanımız Sayın İsmail Turan'a teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere yeminli mali müşavir Sayın İbrahim Değirmenci'yi kürsüye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün tekrar yeni bir konu, farklı bir konu, hepimizin alışkın olduğu bir konu, sürekli yaptığımız bir konu. Ama son zamanlarda ön plana çıkan bir konu. Bu konuda var olan bilgilerimi sizinle
paylaşmaya çalışacağım. Özgeçmişime geçiyorum sunuda. Değişik eğitim konularım vardı söyle ilgili. Şimdi sunumda öğrenmeyi bırakan kim olursa yaşlıdır diye bir sözle başlamak istiyorum. Demek ki bugün bu salonda bir araya geldiğimize göre öğrenmeyi bırakmayan kişileri her birimiz, yani genciz, yaşlı değiliz. Zaten yıllardan beri Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası düzenlediği eğitim konuları ile ön plana çıkmış bir odamız. Bu nedenle oda yöneticilerine huzurunuza teşekkür ediyorum. Tabii Konya SMM Odası'nın eğitimler konusunda zenginliği ve önde olmasının sebebi çok fazla eğitim düzenlemesinden kaynaklanmıyor bana göre. Düzenledikleri eğitimin içerik ve çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Yoksa benzer konularda sürekli eğitim yapın pek anlamlı ifade etmiyor. Evet. Finansal tablo düzenleme esasları dediğimizde niye finansal tablo düzenleme esasları? Değerli meslektaşlarım, son yıllarda muhasebenin nasıl yapıldığı, muhasebe kayıtlarının nasıl yapılması gerektiği konusunda dünya belli bir serbestlik tanımış durumunda. Yani muhasebe kayıtlarının yapılmasının şekli konusunun üzerinde çok fazla durulmuyor. Ön plana çıkan o muhasebe kayıtlarından üretilen bilginin raporlanması ön plana çıkmış durumda. Bizim yaptığımız muhasebe kayıtlarından elde ettiğimiz verileri kullanıcılara sunuş şeklimiz var. Buna da raporlama diyoruz. Dikkat ederseniz dünyada ilk muhasebe standartı olarak bir takım düzenlemeler ön plana çıkmış iken son yıllarda bunun adı finansal raporlama standartları haline aldı. Ülkemizde Türkiye muhasebe standartı yönünde uluslararası muhasebe standartlarını birebir çeviri yaparak ülkeye kazandırmış oldu. Ama çıkartılan son yıllardaki olan Türkiye'deki olay da finansal raporlama boyutuna geçiyor. Biraz olayın içerisine girdiğimizde yorum yapma, bir takım şeyleri değerlendirmemiz daha kolay olacak. Şimdi soruyla başlayalım hep. Finansal raporlama diyoruz ya, hangi finansal tabloların düzenlenmesi gerekir diye soruyu sorduğumuzda Ticaret Kanunu 68 ve 82. maddeleriyle 514. maddesi yıl sonu finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin genel esasları belirlemiş durumda. Bu ilgili maddelere baktığımızda ülkemizde şu anda finansal tabloların iki esasa göre düzenlenmesi söz konusu. Bir, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre finansal tablo düzenliyoruz. Öteden beri düzenlediğimiz, tek düz hesap planladığımızda. Buraya baktığımızda iki ayrımı getirmiş. Temel mali tablo olarak bilanço ve dipnotlarını düzenliyoruz. Gelir tablosu ve dipnotlarını düzenliyoruz. Bir de ek mali tablo dediğimiz satışların maliyeti tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ve kâr dağıtım tablosunu düzenlememiz gerekiyor. Yine bakanlığın yaptığı düzenlemelere göre bu ek mali tabloları aktif
ve net satış toplamı belli tutarın üzerinde olan işletmeler bu ek mali tabloları düzenlemek zorunda ve kar dağıtım tablosunu beyanname ekinde ibraz etme, vergi dairesine bildirme, diğerleri de istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi gereken finansal tablolarımız. Peki diğer bir olay, Türkiye muhasebe standartlarına göre hangi finansal tablolar düzenlenmesi gerekiyor? Bizim bilançonun adı finansal durum tablosuna dönüşüyor. Gelir tablosu dediğimiz tablo kar zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dönüşüyor. Öz kaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve ilgili dipnotların düzenlenmesi gerekiyor. Tabii Türkiye muhasebe standartlarına göre düzenlenmesi gereken bu finansal tabloların formatları Kamu Gözetim Kurumu tarafından 2013 yılında yayınlanan bir tebliğ ile belirlenmiş durumda. VUK'a göre olan formatlarda Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleriyle belirlenmiş durumda idi. Peki iki esasa göre finansal tabloların düzenleneceğini söyledik de kimler hangi esasa göre finansal tablo düzenlemek zorunda diye soruyu farklı bir açıdan sorarsak Ticaret Kanunu'nun 88. maddesine göre gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye muhasebe standartlarına uygun finansal tablo düzenlemesi gerektiğine ilişkin genel ifadeyi burada görürüz. Demek ki Ticaret Kanunu'na göre ülkemizde tüm işletmelerin özünde finansal tablolarını Türkiye muhasebe standartlarına uygun tutma zorunluluğu var. Fakat bu kanun geçici 1. ve 4. maddelerinde verilen yetkiyle Kamu Gözetim Kurumu'na verilmiş yetkilerle işletmelerin büyüklüğü, sektör ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla Türkiye muhasebe standartlarından bazı işletmeleri muaf tutma yetkisi verilmiş durumda. Kamu Gözetim Kurumu bu yetkisini kullandı ve sonuçta da dedi ki en son 2014 düzenlemesine göre bir liste yayınladı. Genelde bu listeler kayıt dediğimiz kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar yani SPK denetiminde olan işletmeler ağırlıklı olmak üzere bu işletmeler 1-1-2014 tarihinden itibaren Türkiye muhasebe standartlarına uygun finansal tablo düzenlemek zorundalar. Diğer işletmeler ise yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut mevzuata göre finansal tablolarını düzenlemek zorundalar dedi. Yani VUK'a göre bizim çıkarttığımız muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre düzenlemek zorunda dedi. Yani Kamu Gözetim Kurumu'nun en son yaptığı açıklamaya göre ki Türk Ticaret Kanunu tanımından gelirse bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler tabi oldukları mevzuat çerçevesinde raporlama yapar diyor. Yani VUK'a göre bizim öteden beri düzenlediğimiz mali tablolarının düzenlenmesine devam edilecek. Peki Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetim kapsamına alınan işletmeler bunların herhalde takdirde aslında Türkiye muhasebe standartlarını uygulaması gerekir idi. Fakat burada da dedi ki kayıt kapsamında olanlar TMSE'yi uygulamak zorunda. Bunun dışında olan işletmeler VUK'a göre düzenlenen finansal tabloları bağımsız denetime de esas alabilir dedi. Ama ben bu konuda yeni bir çalışma yapıyorum. Bu çalışmayı sonuçlandırılıncaya kadar da siz mevcut mevzuata göre uygulamanıza devam edin dedi. İşte o konudaki çalışmasını Kamu Gözetim Kurumu yerel finansal raporlama çerçevesi diye sitesine koydu.
yani KOBİ standartının yerine geçecek bir düzenleme bu. Henüz uygulamaya koymadı. Kamuoyu görüşünü açtı. Niyeti 1-1-2016'dan itibaren bunu yürürlüğe koymak idi. Yeni bir standart getiriyor. Bu da yayınlandığında ülkemizde üçlü bir uygulama söz konusu olacak. Yani bazı işletmeler muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre finansal tablo düzenleyecek. Bazı işletmeler kamu gözetim kurumunun kabul ettiği yerel finansal raporlama esaslarına göre finansal raporlama yapacak. Bazı işletmelerde Türkiye muhasebe standartı dediğimiz tam set olan uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama yapması gerekecek. İşte dikkat edilirse kullanıcıların, gerek işletme ortaklarının, gerek bu işletmelerle ticari alışverişte bulunan kişilerin, gerekse bu işletmeleri borç verenlerin veya bu işletmelerden vergi alan devletin, yani kamunun finansal tablo dediğimiz raporlama ön plana çıkmış oluyor. O nedenle biz meslek mensuplarının yıl içerisinde ürettiğimiz muhasebe kayıtlarından yıl sonu itibariyle düzenlememiz gereken finansal tabloları hangi esasa göre düzenlememiz gerektiğini ve düzenlediğimiz finansal tabloların gerek içerik olarak, gereksiz şekilsel olarak öngörülen mevzuata uygun olması konusuna gerekli özeni göstermemiz gerekiyor. Neden? Çünkü eğer düzenlediğimiz finansal tablo gerek şekilsel olarak gerekse içerik olarak doğru değilse, bu finansal tablolardan yapacağımız her türlü analiz doğru olmayacaktır. Yine işin sonunda kısmen üzerinde değineceğim. Yani eğitimin sonunda. Mesela bizler güvenilir kişi konumunda kamu ihale kurumu ne istiyor bizden? Mali durum tespiti konusunda rapor istiyor. Bizden 3 temel kriter istiyor. Rasyo belirlemesi istiyor. Cari oran diyor. Veya öz kaynakların kısa vadeli borçları oranı diyor. Veya aktif büyüklüğü diyor. Diğer taraftan bizim vergi hukukumuzda kullandığımız bir sürü kavramlar var. Neler mesela aklıma geleni söyleyeyim. Bu işletme bilanço esasına göre mi defter tutacak? İşletme esasına göre. Veya KOBİ mi değil mi? Büyük işletme mi, küçük işletme mi? Ya da işte biraz önce söyledim, ek mali tabloları düzenlemek zorunda mı değil mi? Ya da bağımsız denetim kapsamına giriyor mu, girmiyor mu? Aklınıza gelebilecek birçok enstrüman aslında bizim uygulamalarımız içerisinde var. Biz bu verileri nereden alıyoruz? Finansal tablomuzdan alıyoruz. Ne diyor? Net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü. Düzenlediğimiz finansal tablodan alıyoruz bu veriyi. Peki bizim düzenlediğimiz finansal tabloda net satış hasılatı, yani gelir tablosu olması gereken yasal mevzuata uygun düzenlenmemiş ise bizim net satış hasılatımız doğru rakamı göstermiyor. Biz o net satış hasılatını kullanarak bazı karara varıyoruz. O zaman doğru sonuca gitmiyoruz. Ya da aktif büyüklüğü diyoruz. Bilançomuzun aktif büyüklüğü doğru rakamı göstermiyor ise bizim bilançomuz doğruyu göstermiyor. Öz kaynak diyoruz. İşletmenin öz kaynakları şu kadar diyoruz. Basit bakın. Bir olay, ticaret kanunda borca batıklık durumu var. Bunlar kısmen değineceğim. Ya da vergi hukukunda öz kaynak üzerinden finansman gideri veya faiz konusunda öz kaynağa dayalı olan düzenlemeler var. İşletmenin öz kaynağı doğru tespit edilmemiş ise, yani düzenlediğimiz bilançoda öz kaynağı doğru göstermemiş isek, yapacağımız tüm yorumlar, tespitler yanlış. Ticaret siciline
verdiğimiz sermaye artışlarındaki önceki sermayenin ödendiğinin tespit raporu veriyordu idik. Yeni ticaret kanunuyla sermayenin ödendiği ve öz varlığın tespiti raporu istiyor. Yani işletmenin öz varlığını koruyup korumadığı, sermayesini koruyup korumadığını da rapor ediyoruz. Bakın, düzenlediğimiz finansal tablo o kadar çok işe yarıyor ki, kullanılıyor ki. O nedenle bizim tabiri caizse zorunlu mesleki eğitim yönetmeliğimiz bir türlü çıkmadı. Çıktığı andan itibaren, çıksa da çıkmasa da bir an önce bizim birçok meslektaşım hatırlayacak. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğe 89'lu yıllarda çıktı da 90'lı yıllarda çok yaygın olarak biz muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ eğitimleri yaptık. Hepimizin, her birimizin tekrar bu eğitimlere ihtiyacı var. Kendimizi yenileme ihtiyacımız var. Bazı noktalardan uzaklaştık. İşte bu sunum son geldiğimiz toplu mevzuat bazında yeni ticaret kanunun ve kamu gözetim kurumu düzenlemeler konusunda geldiğimiz noktada bugünkü eğitim semineri biraz muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ağırlıklı olarak sizinle paylaşacağım bazı hususlar olacak. Tabii Voltaire demiş ki kusursuz iyinin düşmanıdır diyor. Doğru. Düzenlediğimiz finansal tablonun kusursuz olması diye bir olay yok. Mutlaka düzenlediğimiz finansal tablonun da kendi içinde bazı eksiklikleri olacaktır. Ama biz en azından şekilsel olarak, içerik olarak %100 sağlayamasak da şekilsel olarak mutlaka finansal tablomuzun doğruyu gösterdiğinden emin olmamız gerekiyor. Artı hemen peşinden bir şey söyleyeceğim. Son yıllarda Maliye Bakanlığı'nın incelemeleri usul incelemeleri denen noktaya kaydı. Yani genel tebliğine uymamak nedeniyle bir sürü ceza kesmeye başladılar. İşte finansal tablolarda tamı tamına bu tebliğ ile ilgili bir düzenleme, o düzenlemeye uymamaktan ceza kesilmeye ilişkin bir olay var. Aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Çok basit, yalın bir olay. Bilançoda cari dönem yasal vergi karşılıkları ve yıl içinde ödenen peşin vergilerin raporlanması gerekiyor. 370-371 hesap. Bakıyorsunuz, işletme yıl içerisinde ödenmiş geçici verginin, fiilen ödenmiş geçici vergi tutarının, bir de tekif yoluyla kesilmiş olan, gerek banka stopajları değil, istersen yıllara sahip inşaat stopajları değil, beyanname üzerinden mahsup edilebilir tekif yolu ödenmiş vergilerin 371 hesapta ve beyanname üzerinden hesaplanan kar üzerinden tahakkuk eden verginin de 370 hesapta raporlanması gereği var. Bu yapılmadı diye ceza kesiyor incelemeleri. Haklı. Diyor ki bilançon gerçeği göstermiyor diyor. Çünkü onu orada göstermediğinizde altta gelen bilançonun aktif ya da pasif toplamı doğru değil. Çok basit yalın bir örnek verdim. Ama biz o aktif büyüklüğünü birçok yerde kullanıyorduk. Bakın, bildiğimiz, beyanlamamızda gösterdiğimiz, elimizdeki olan verin, vergi karşılığının bir bilançoda doğru yerde gösterilmemesi bizim bilanço aktif büyüklüğünü etkiliyor. Doğal olarak yanlış sonuca gitmemizi sağlıyor. Evet. O zaman finansal tablo düzenleme ilkeleri nelerdir? Üzerinde bir teori gibi geliyor ama önemli. Bunun üzerine bir duralım. Somut örneklerle vereceğim çünkü. Daha sonra da bilançonun düzenleme ve analizine ilişkin hepimizin karşılaştığı somut olayların üzerinden yorumumu götürmeye çalışacağım. Şimdi Ticaret Kanunu'nun 515. maddesine göre şirketlerin finansal tabloları Türkiye muhasebe standartlarına göre şirketin mal varlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde şeffaf ve güvenli olarak gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde
çıkarılır diyor. Tamı tamına bizim bilançonun ve gelir tablosunun tamamını içine alan özet bir cümle. Bu nedenle finansal tablo açık ve anlaşılır olmalıdır diyor. Evet, açık ve anlaşılırlığını bizim ilgili mevzuatta öngörülen bilanço formatına veya gelir tablosu formatına uyursak açık ve anlaşılırlığını sağladık. Peki, düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır. Bu bilanço çıkarılma süresi ne zaman? Yıllık. Her yıl itibariyle mutlaka bilançonun en az yılda bir sefer çıkarılması zorunlu var. Fakat finansal tablo dediğimizde tabi yıllık olma olayı yok. Finansal tablonun gerek ticaret kanununda gerekse halka açık olan şirketler konusunda geçerliliği maksimum 6 ay. O nedenle farklı zamanlarda eğer finansal tablo ilişkin şirket birleşmesi, şirket devri gibi bazı şeyler yapılacaksa ara dönem bilançosu dediğimiz bilançoların çıkarılması gerekiyor. Bu da 6 aylık süreç. Yani 31-12-2015 tarihi itibariyle düzenlediğimiz bilanço 30 Haziran 2016 tarihine kadar sürede yapılacak olan işlemlerde kullanılabilir bir bilanço. Ama 6 ay geçtikten sonra mutlaka ara dönem bilançosunun düzenlenmesi gereği var. Tabii finansal tablolardan birisi de gelir tablosu. Biz ne yapıyoruz özünde? 3'er aylık dönemlerde geçici vergi beyanının ekinde mutlaka gelir tablosu düzenliyoruz. Beyannamemizi, geçici vergi beyannamemizi ona göre veriyoruz. Bir de şu kavramı unutmayın. Şimdi bilançoların başına 2015 yılı bilançosu yazıyorsunuz. Doğru mu? Gelir tablosu ya da kar zarar belli bir periyodu içermek zorunda. Yani 1-1-2015 31-12-2015 ya da 1-10-2015 31-12-2015. Yani yıllıksa 1 yıl, 6 aylıksa 6 aylık, 3 aylıksa 3 aylık veya aylıksa da aylık. Yani gelir tablosu bir periyodu içerir. O nedenle de işletmenin performansını ölçer. Karlı ya da zararlı olduğuna ilişkindir. Belli bir aralıktaki faaliyet sonuçlarını gösterir. Bilanço ise veya finansal durum tablosu ise bir tarih içerir. Hangi tarih itibariyle çıkartılmış ise 31-12-2015 ise 31-12-2015. 31 Mart 2016 ise 31 Mart 2016'dır. O tarihteki işletmenin mevcutlarını yani mal varlığını, borç yani yükümlülüklerini ya da öz kaynakları dediğimiz gösteren bir o kesitteki alınmış olan bir noktadır o şeyle ilgili. Dolayısıyla düzenlediğiniz finansal tablonun başındaki ibareler de bu anlamda önem arz ediyor. Peki, bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda gayri safi değerleriyle gösterilirler. Bu ilke bilançonun net değer esasına göre düzenlenmiş bir engel oluşturmaz diyor. Bunun net değer bazındaki kavramı da biliyorsunuz. Bilançoda maddi duran varlık veya maddi olmayan duran varlıkları gösterirken birikmiş amortismanlarını ne yapıyoruz? Eksikler olarak düzeltmiş oluyoruz. Yine biraz önce söyledim, vergi karşılığını hesapladığımızda 370 hesabı aldığımızda yıl içinde ödenmiş olanı eksi değer olarak alıyoruz ki beyannamemiz üzerinde fiilen ödememiz gereken artı bir varsa onu gösteren bir rakam. Veya yine 120 hesapla ilgili veya 120 demeyeyim 121 hesapla ilgili çek ve senetlerde reaskont işlemimiz varsa reaskontu eksi değer olarak gösteriyoruz ki bilançoda
alacağımızı veya borcumuzu, borç reyaz kontu olabilir, net değeriyle görünsün anlamında raporlamamız var. Bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları bilançoda dönen varlıklar grubu içinde işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçları bilançoda kısa vadeli kaynaklar grubu içerisinde gösterir. Biz gelecek aylara ait giderimiz var. 180 ve 280 hesabı kullanıyoruz. Yıl içerisinde giderileşecekleri doğal olarak 180'de izliyoruz. Yılın sonuna geldiğinde 180 hesap. Ama 2016 yılıyla ilgili 280 hesapta yıl içinde biriktirdiğimiz gelecek yıllara ait gideri 31-12-2015 bilançosunu düzenlerken 180 hesabı almıyoruz. Onu nerede raporluyorsun? 280'de kalıyorsa dönem varlıklarda değil duran varlıklarda raporlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla cari oran dediğimiz dönem varlıkların kısa vadeli olan borçları oranı dediğinizde doğru sonucu vermeyecektir. Aynı şey banka kredileriyle ilgili. Kullanılan kredilerin vade yapısını dikkat alarak ne yapmam lazım? 300 ya da 400 hesap bazında gösterirken mutlaka dikkat edin, işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları. Bir yıl dediğiniz 31-12 bilançoyu çıkartıyorsak bir yıl 31-12-2016 demektir. Tamam. Devam edelim. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde taahhüt eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmeli. Doğru. Bununla ilgili neyimiz var bizim? Gelecek yıllara ait gelirimiz veya gelecek yıllara veya aylara ait giderlerimiz hesabımız var. Bunların gösterilmesi istiyor. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini bilanço tarihinde gerçeğe uygun değerlerle gösterebilmek için reyaz kont işlemleri yapılmalıdır diyor. Tabi bu muhasebe sistemi uygulama genel tebliği böyle diyor. Daha sonra bakanlık reyaz kontu ne yaptı? İhtiyar hale getirmiş oldu. Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ve madde olmayan duran varlıklardaki aşınma amortisman yoluyla itfaiye edilmeli diyor. Şimdi vergi kaynaklı bakıyoruz. İşletme zarar ediyor. Efendim zarar daha fazla artmasın diye bu sene amortisman ayırmayayım diyoruz. E peki amortisman ayırmadık. Maddi duran varlığı aldık. İki senedir de amortisman ayırmıyoruz. Bizim bilançomuz gerçeği gösteriyor mu? Aktif toplamımız gerçeği gösteriyor mu? Göstermiyor. E ne yaptınız? Net değer anlamında maddi duran varlığı amortisman ayırmadığım için daha fazla gösterdim. İşletmenin varlıklarının olduğundan çok gösterdim. Aktifi de büyütmüş oldum. Amaç vergi değil. Ama bilançom gerçeği göstermiyor. Tabii bunun üzerine hiç durmuyoruz. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları bilanço dipnotlarında düzenlenmeli. Bilançoya gelir tablosu dipnot düzenliyor muyuz? Düzenlemiyoruz çoğu zaman. Aman düzenlemedi demesinler diye bir iki tane usulen dipnotu yazıyoruz. Hani biz aylarca TÜRMOP'un yaptığı şeyi Türkiye muhasebe standartlarına uygun uluslararası muhasebe standartlarını öğreneceğiz diye eğitimlere katıldık. O yetmedi. Denetçi olacağız diye üniversitelere kamu gözetim kurumu verdi. Para verdik. Oralarda eğitime katıldık. Doğru mu? Amacımız neydi? Uluslararası finansal raporlamayı öğreneceğiz, yapacağız. En basitindeki bir olayımızı yapmıyoruz. Dipnot. Finansal tablon.
Tabi tutarları kesinlikle saptanamayanlar veya durumları tartışmalı olanlar da içermek üzere mutlaka karşılık ayrılmalı diyoruz. Yeri geldiğinde yapacağım, bunları yapmıyoruz. Bilançonun kısa uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borçlar, avanslar ayrı raporlanmalı diyor. Bu detaya pek uymuyoruz. Geçiyorum. İşin yapısına biraz daha somutlaşalım diye. Finansal tablonun biçimsel yapısı bu sefer vergi usul kanununda da düzenlenmiş durumda. 192. maddesinde öz sermayenin aktif toplamından borçlar düşürdükten sonra aradaki farkın öz varlık olduğunu söylüyor. Biz aktif büyüklüğünü doğru tespit etmiyorsak demek ki doğal olarak öz varlıkları da doğru tespit etmiyoruz demektir. Peki bir vergi usul kanunu tanımı bu. Peki ticaret kanunu 70. maddesi de bilançoyu tanımlamış. Aşağı yukarı vergi usul kanununda olan tanımın biraz daha geliştirilmiş bir tanımı. Tabii bütün bizim VUK'a göre yapacağımız finansal tabloların içeriğini de Maliye Bakanlığı tebliğiyle bilançonun, gelir tablonun, nakit akışının, öz varlık değişim tablosunun formatını koymuş. Bunun üzerine fazla durmaya gerek yok. Bu varlık ve yükümlülüklerin analizi dediğimiz düzenlenmesini biliyorsak analiz etmek de kolay. Biraz belli kalemlerin içeriğine girelim. Hazır değerlerin raporlanması diyoruz. Hazır değer önemli, işletmedeki hazır değer nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkanı bulunan varlıkları menkul kıymetleri hariç kapsar diyor. Bunu söyleyen kim? Muhasebe sistemi uygulama tebliği. Bu hazır değerler itibari kıymetleriyle gösterilmesi gerekiyor. Yani muhasebedeki kayıtlı değeri. Ancak yabancı para cinsinden varsa borsalaycı dediği zaten artık şeyin kurlar belli. Bu kurlara dayalı olarak ne yapmamız lazım? Değerleme işlemi yapmamız gerekiyor. Vergi usul kanunu ilgili maddelerinde tanımlanmış durumda. Peki şimdi bakıyorsunuz nakit değerler olarak düşündüğümüzde kas hesabı, yüz hesap, 101 alınan çekler, 102 bankalar, 103 verilen çekler ve POS cihazından gelen 108 hesapçı izlediğimiz gibi değerler. Yıl içinde burada izliyoruz. Şimdi bakıyorsunuz bizde çek vade içerdiği için nakit değermiş gibi tanımlanıyor ama yılın sonu itibariyle alınan ve verilen çekleri doğru hesaplara çekmiyor isek bakıyorsunuz nakit değerler eksi veriyor. Bilanço düzenliyorsunuz. Bilançoda nakit değerler diye veya nakit mevcutlar diye eksi veriyor. Çünkü verdiğiniz müşteri çekleri var. 103 hesabın fazlalığı nedeniyle. Külle yanlış bilanço. Başka bir yere gitmeye yok. Bismillah. İlk kalemden falsoyu verdik. Onun için bir şey yapmamız lazım. Şimdi kasa sahip tutanağı dediğimiz bir olay. Kasada 1.200.000 lira para var. Banka 500.000 lira kredi borcunu ödememiş, temerrüte düşmüş. Üstelik 1.200.000 lira kasayı adatlandırma yaptım, faiz yürüttüm, gelir yazdım diyen arkadaşlarım var. Kasadaki paranın neyin değerlenmesi? Niye göre değerlenmesi? Eğer bilançomuzda gösterdiğimiz bir değer var ise bunun kasa sayım tutanağıyla varlığının tespiti gerekiyor. Peki fazlalıkları ne yapacağız? Arkadaşlar mutlaka kasada olmayan bir parayı alın. İş avansını alın. Ortaklar cari hesabını alın. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sayım tesellim fazlalıkları ve noksanlıkları dedim bir hesabı alın. Şimdi bunu alıyorsunuz. Ondan sonra zaman zaman yasa çıkıyor. Torba yasa bilmem ne dediğimiz yasalar geliyor. Kasa
ya da ortaklar carideki fazlalıkların düzeltilmesi imkanı veriyor. Diyor ki kasa ya da 131 hesapta var alımları düzeltebilirsin, diğerlerini düzeltemezsin diyor. Yani dolayısıyla yanlışı, bilançodaki yanlışlığı yasalar da tescil ediyor. Onun için doğruyu nasıl bulacağız? Bankalarda para olayı var, bakıyorsunuz. Bilançoda yapıyoruz ama bankada 300 bin lira para görünüyor. Gerçekten bakıyorsun bankaya yazıyorsun. Bankada belki 100 bin lira para var veya da 1 milyon lira para var. Bilançoda gösterilen değerin mutlaka harici yazışmayla varlığının tespiti gerekiyor. Dövizli mevcutların değerlenmesi gerekiyor. Bu vadeli mevduatların değerlemesi var zaten biliyorsunuz. Tabii asıl olan vadeli çeklerin aktarılması. Yani 101 hesapta olan bir çekimiz varsa ve herhal ve takdirde vadesi 2016 yılına sarkıyor ise o çeklerin 121 hesabının altında vadeli çekleri alt hesabını açıp oraya virmanın yapılması gerekiyor. Verilen çeklerde pardon değil. Hayır bakın yıl içerisinde muhasebenizle burada takip edin. Yılın sonu itibariyle finansal raporlama yapıyorsunuz. Vade içeriyor. İstenildiği andan itibaren diyelim ki 2016 yılının Mayıs ayında bir vadesini içeren çeki 101 hesapta hazır değerler veya nakit değerler arasında raporlayamazsınız. Çünkü o tarih itibariyle bir nakit değer içermiyor o. Tabii yıl içerisinde yine yılın sonu itibariyle bunu aldınız 120 hesaba. Açılış işini yaptıktan sonra ikinci fişler yine 120 hesapta 101 hesaba alın. Finansal tablonuz doğru göstermez. Olabilir, doğru olabilir. Hiç yanlış olmaz, doğru olur. Doğru olur. Doğru olur. Eğer 120 hesabının altında alınan vadeli çekler veya 321'in altında verilen vadeli çekler hesabını açıp orada izliyorsanız doğrudur. Ama şuna da hazırlıklı olun. Bunları söylüyorum doğru yaptığınızı ama bir mali incelemede muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine uymamaktan size özel suç cezası kesmeye kalkan vergi müfettişleri de karşılaşabilirsiniz. Niye 101 veya 103 hesabı izlemedin diyebilirler. Yani artık gülüş duruma düştük. Yani ama bunu bilin. Evet. Demek ki nakit değerler dediğimizde bizim için bir anlam ifade ediyor. Nakit değer olması olayı var. Peki menkul kıymetler? Bu grup öz itibariyle baktığımızda vergi hukukunun 279. maddesinde nasıl raporlanacağına ilişkin göstermiş. Hisse senedi varsa alış bedeliyle. A tipi veya fonlar alış bedeli, B tipi fonlar borsada. Yani likit fon dediğimiz B tipi fonların ilgili bankalardan yıl sonu itibariyle değerlerini alıp ona göre güncellemeniz gerekiyor. Hazine bonoları borsa rayici var. Sormamız lazım. Devlet tahvilleri borsa rayici var. Eurobondlar borsa rayici var. İlgili banka yıl sonu değerini biliyor. Özel sektör tahvilleri varsa yıl sonuna kadar olan faiz getirisini, repo işlemlerinde yine kıs getirisini mutlaka hesaplarımıza yansıtmamız gerekiyor. Kıs getirisi dediğimiz şu. Şimdi bir özel sektör tahvili aldınız. 2015 yılı 1 Haziran'ından 2016 yılı Mayıs ayı sonuna kadar bir yıllık bir süresi vardı. Bir yıl sonra tahsil edeceksiniz. Alış bedeliniz 100 bin lira. Ama bir yıl sonra bu tahvilin geriye dönüş bedeli 118 bin lira. Demek ki 18 bin liralık bir faiz getirisi elde edeceksiniz. Ama bunu ne zaman elde edeceksiniz? 2016 yılın Mayıs'ında, 31 Mayıs'ında gelecek. Ama bu 18 bin liralık faiz getirisinin 31-12-2015 tarihine kadar ki bir zaman dilimine isabet eden miktarı var. Kıs getiri dediğim o. Yani 31-12-2015 tarihine kadar geçen süreye ilişkin bu faizin bir miktarını işte ona isabet edenini
gelir yazmanız gerekiyor. Efendim? Şunun hesabı var biliyorsunuz. Tamam. 181 hesabımız var. Hayır, 181 hesabı kullan. Gelir tahakkuklar hesabımız var. Onu ne yazın? Gelir yazıyorsunuz. 102 hesabı bozmamış oluyorsunuz. Eğer stopajlıysa bakanlığın o konuda görüşü var. Kıs getiri yazdığınızda tahakkuk esasını özellikle mevduat faizlerinde veya repolarda bu söz konusu. 181'i yazın. Oraya yazacağınız rakam neti olacak. Çünkü bakanlık diyor ki kıs getiri itibarıyla, yani gelir tahakkuku yaparak faiz geliri yazıp beyana dahil etmişseniz buna isabet eden stopaj oranında düşebilirsiniz diyor. Görüşü var. Onu ayrıca belirtin, elinizde verisi olsun, bir yanlışlık yok. Bakanlıkta böyle bir açıklaması var. Zaten bu vergi usul kanunun açıklaması. Şu burada sözünü ettiğim olay şu. Evet. Yani ister mevduat olarak düşünün, ister kredilerde de var bu, ödemeyle gider tahakkuku yönünde de var. Evet. Dediğim, bir yıl vadeli bir kredi almışsınız veya bir bankaya vadeli mevduata bir yıl vadeli bir para yatırmışsınız. Bunun dönüşü takip eden yılda olacak veya yıllarda olacak. Ama paranın yatırılma tarihiyle veya kredinin alınma tarihiyle 31.12.2015 tarihine kadar geçen, yani bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden gelirini ya da giderini gelir yazmak ya da gider yazmak olayı. Tamam? Kıs gelir dediğim bu. Tamam? Şimdi bunları yapmıyor isek, bunları çünkü bazı arkadaşlar bakıyorum çıkıyorlar, ben bunları biliyorum diye gidiyorlar ama bunları yapmıyor isek yaptığımız bilanço, muhasebe kaydı, hatta vergi matrağını da etkiliyor bunlar. Bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Şu anda bir yıllık emeğimiz var. Binlerce, milyonlarca muhasebe kaydı yaptık. Geldik yılın sonuna, hani bir deyim, deriyi kuyruğuna getirdik. Kuyruğunu çekmek önemli. Ora biraz yağlı da olduğu için birerler hayvan şey yapanlar zor kısmına geldik. Eğer burada bilançonuzu, gelir tablonuzu doğru düzenlemiyorsanız beyannameniz de yanlış oluyor. Bütün emekler boşa gidiyor. Aslında dönüp dolaştığımız bütün olay bu. Yani maliye mizan dediğimiz kesin mizan var ya, mizanı vermeden önce, bilanço gelir tablosu düzenlenmeden önce bir ayrıntılı mizan alıp, geçici mizan alıp tüm kalemler üzerinde yapılması gereken işlemleri test etmekte, yani analiz etmekte, hesap analizi dediğimiz olayı yapmakta fayda var arkadaşlar. Ne olur bunu küçümsemeyin. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi banka kredisi kullanıyorsunuz. Mesela bu kredide şey var. Faizler ilk yıllarda daha yüksek, ana para daha az ödeniyor. Yıl sonlarda faiz gösteriyoruz. Niye gösteremeyelim? Yanlış şey deniyor bir de. Mesela şimdi o 188 neydi? Oradan yıla böl diyor. Kaç gün diyor. Güne böl diyor. 1080 günse diyor. Bütün faizi biz 80 güne böl. Yok, hayır. Faizin hesaplanması konusunda bizim mevzuatımızda bir belirleme yok. Reels konta ilişkin var ama faizin hesaplanmasına ilişkin yok. Bankanın verdiği borçlanma da verdiğimiz analizdeki faizi normalde gider yazarsınız. Sorun yok. Çünkü biz faizesi, aktüeryal hesap bilmem ne dedikleri onu biz bilmiyoruz. Özellikle taşıt kredilerinde var bu aldığımızda. O da normal. Çünkü 100 bin lira, diyelim ki 120 bin lira kredi alıyorsun. Her ay bir yıllık aldın. Öyle diye düşünün. Geçici vergiler de etkiliyor. Her ay 10 bin lira ödeyeceksin. Faizi de var üzerine. Artı faizini ödeyeceksin. Şimdi düşündüğünde ilk aldığınızda ilk bir ay 120 bin liranın faizi var. 10 bin lira ödediniz. Ondan sonra ne kaldı? 90,
90 bin lira veya 110 bin liranın faizi var. Dolayısıyla ilk aylarda faizin yüksek olması herhalde takdirde doğru. Yazıyoruz zaten. Ama tabii finansman giderlerini biliyorsunuz, hangi durumda doğrudan gider, hangi durumlarda yatırımın, üretimin ya da maddi duran varlığın maliyetine verilmesi gerektiğine ilişkinde vergi hukukunda bir olay var. Şimdi geleceğim. Evet. Evet, aktife kaydı, taşıt. Yıl sonuna kadar diyor, maddi duran varlık alımı ile ilgili kullandığınız kredinin faizini aktifleştirme dönem sonuna kadar, ki onu yıl sonu olarak algılıyor bakanlık, aktifin maliyetini vereceksin diyor. Evet, ticari alacaklarımız var. Bunları da mukayyet değerlerle gösteriyoruz vergi kanununa göre. Ancak senetli veya senetsiz alacaklarımız ne yapmamız lazım? Reaskont işlemine tabi tutmamız gerekiyor. Şimdi burada bir ticaret kanununda cari hesap mutabakatı var. Bu yazılı mutabakat. Aslında Türkiye'deki ticari davaların düzenlenmesinin sebebi, eğer işletmeler ticaret kanununun bu ilgili maddesine uysa, ticari davaların büyük bir çoğunluğu ortadan kalkar. Çünkü söz senettir, bu iş olmuyor. Şimdi burada cari hesap kavramı şu, bunu büyük işletmeler bazen yapıyor baylık sisteminde. Size diyor ki bir limit dahilinde çek ve senete bağlı olmaksızın mal gönderiyor veya mal alıyor. Ama karşılığında teminatını alıyor. Ve belli dönemlerde de yıl sonu itibariyle mutlaka da yazılı hesap mutabakatı yapıyor. Diyor ki bakiyem bu, evet mutabıkım diyor. Bu yapılmadığı için bakıyorsunuz yığınla mal alınmış, ödemeler yapılmış, ortada bir kar hesap sözleşmesi yok, mutabakatı yok. Ondan sonra borcum vardı yoktu diye yıllarca ticaret mahkemelerinde süren davalar var. Defterler isteniyor, ticari defterler. Bakıyorsunuz defterin kapanış tasdiki var mı yok mu? Yani defter bir delil niteliği taşıyor mu taşımıyor mu? Kesilen fatura açık fatura mı kapalı fatura mı diye, geldiğimiz uzay çağına geldiğimiz bir dünyada kesilen faturanın açık ve kapalılığını tartışıyoruz daha hukuksal olarak. Demek ki bizim aslında bu sorun bizim sorunumuz değil, özellikle cari hesap ticaret odalarının, ama hiç üzerinde durdukları bir olay yok. Peki şuraya geçtim. Mutlaka dövizli ticari alacakların değerleme işleminin yapılması gerekiyor. Atlamamız gerekiyor. Reaskont işlemi ihtiyari. Ama alacak senetlerini veya çekleri reaskonta tabi tutmuşsanız mutlaka borçları da, yani reaskont işlemine tabi tutmanız gerekiyor. Uzun yıllar çek, vadeli çek reaskontunu kabul etmedi bakanlık. Ama 64 nolu sirkülerle bunun da reaskontunu kabul edilir hale geldi. Reaskont formülünü bakanlık yayınladı, iç iskonto faiz oranıyla yapacaksınız dedi. Formül de bu, bakanlığın tebliğindeki formül. Şüpheli alacak, mutlaka şüpheli hale geldiği andan itibaren karşılık ayırıp giderleştirin diyor. Ama bizim işletmelerimiz ne zaman alacak, batık alacak haline geldi, o zaman icraya ya da mahkeme intikal ettiriyor ve ayrılmış olan şüpheli alacaklar aslında değersiz alacak niteliği taşır hale gelmiş oluyor. Tahsil imkanı da ortadan kalmamış oluyor. Zamanında icraya koysa belki tahsil kabiliyeti daha fazla olacak. Bunların üzerinde çok fazla hangi durumda ayrılır, ne yapılır diye üzerinde çok konuşulur. Ben sadece bilançonun gerçeği yansıtması yönünde bunları atlamayın anla bir envanter mantığı içerisinde üzerinden geçmek istiyorum. Bir değersiz alacak var.
kazayı bir hükme veya kanaat verici vesikaya dayanma kaydıyla dedi. Bu iflas ertelemelerinde çok var. Gerçi son yıllarda ekonomi bozulunca hileli iflas erteleme davaları da çok açılır hale geldi, basında çok okuyorsunuz. Size diyor ki iflas ertelemesi kararı aldım ve kayyuma gittim. Benden diyor 300 bin lira alacağım var. Alacağından 100 bin lirasından vazgeç. Faizinden vazgeç, 200 bin lira sana ödeyeyim diyor. Peki diyorsunuz. Ödüyor, 200 bin lirayı alıyorsunuz. Çünkü Allah'ın bilmesi şüpheli. Dava da değil yani, tamam alacağımdan diyor 200 bin lira alıp alacağımdan vazgeç. Nasıl muhasebeleştireceğiz? 120 hesapta 300 bin lira alacağım vardı. 200 bin lira para tahsil ettim. 100 bin lira ne yapacağım? Değersiz alacak olarak gider yazabilirim. Bu kanun kabul edilmeyen gider falan değil. Ama ne diyor? Kazayı bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsili artık imkansız kalan alacak veya vazgeçilen alacak anlamında. Dolayısıyla gider yazma imkanı vergi hukuku kanunu 322. maddesi size vermiş durumda. Bakın çok basit gibi geliyor ama değerli arkadaşlar, ülkeyi sevmek, ülke çıkarlarını korumak lafla olmuyor. Şimdi Antalya'da turizm kentimiz, Rusya ile olan kriz, Rus kökenli seyahat ajantalarının Türk turizmcilerini sömürmesine dönüştü. Kriz olayı patladığı andan itibaren seyahat ajantaları hileli iflas davaları açtılar. Şu anda turizmcilere diyorlar ki paranı ödemiyorum, ödeyemiyorum. Bir şey de yaptığın yok. Gel şu kadarından vazgeç. Yeni sezonda seninle çalışabilirim. Zaten otelin rezervasyonu %100, %50 yani yarı yarıya düşmüş. Bu da gelmezse tamamen kapalı kalacak otel. Ama geçen yıldan olan borcunun da yarısından vazgeç olaya geliyor. Bir seyahat ajantası hileli iflas davası açtı. İflas ertelemesi istedi yani. 450 milyon lira borç var otellere. Şu ana kadar baktım 120 milyon lira vazgeçilen alacak yazmış. Bir alt maddeye geleceğim. 120 milyon lira menfaat sağlamış. Bunu söyleyen avukatı, müşaviri, şu bu olay öyle değil. Bu para kimin parası? İşte devletin parası, özünde devletin parası. Zavallı benim ülkemin parası. Fırsata dönüştürülen bir olay var. Gerekçe mahkeme yapılan, efendim Rusya'daki uçak bilmem ne krizi, bu paranın Rusya'dan gelme imkanı yok, zor duruma düştük, erteleyin. Hakimler de takır takır veriyor kararı. Çok basit gibi geliniyor ama yaşıyoruz arkadaşlar, ekonominin ta kendisi. Bu vazgeçen açısından. Peki vazgeçilen açısından, bizdeki kayıt bu. Karşı taraf dediğim, vazgeçilen alacak dediğinde o zor durumdaydı ya, 3 yıl bunun vergisini de ödemiyor vazgeçileni. Eğer 3 yıl içinde zararla kapatamıyor ise ondan sonra verecek. Yani onu doğrudan, onun da borcuydu ya, borcu 320 hesabı azalttı. Özel fonlar vazgeçilen alacak fonu diye 120 milyon lirayı bulmuş arkadaşlar bakın. 450 milyon lira, 120 milyon liradan vazgeçmiş. Kim edecek? Benim mahkemem vermiş kararı. Anlatamıyoruz. En sonunda yaptığımız olay hakimiyle de, avukatıyla da, kayyumuyla da hepsini ne derler? Hilali iflasa yol açmaktan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusuna bulunduk. Yapacağım bir şey yok. İşte ama ne yazık ki işte ülke bizim ülkemiz. Buyuz. Ha ne der, nereye gidersen git işte. Ya ama bu işte biz buyuz. Gelelim ortaklardan alacak. Evet. Şimdi bir olayımız var. Hep konuşuyoruz. Bunlar ne biçim yazmışlar ya?
Allah Allah, yani ortaklardan alacak olunca böyle mi oluyor? Benim de kızlar hani hakikaten böyle yapmış ha. Yani hakikaten ilginç yazmışlar hani. Nedir? Allah Allah. Tek tek düşüyor. Herhalde bu şırdan geliyor. Ortaklar cari hesabını her ay tek tek böyle artıyor ya. Damlaya damlaya göl olur diyorlar ya. Damlaya damlaya göl olur. Oradan geliyor herhalde biraz. Neden? Çünkü bunun çok çeşitli sebebi var arkadaşlar. Bir, işletmelerinde belgesi temin edilememiş bir sürü giderimiz var. Açık hesaplarımız var. Biz ne yapıyoruz? Ortaklar cari hesabını ambar hesabı olarak kullanıyoruz. Zavallı ortağın haberi yok. Ha ben bu kadar param çekmişim işletmeden diyor. Bir gerçek. Diğer taraftan ne yazık ki işletmeler kurumlar vergisi ödedikten sonra kar dağıtımında %15 stopaj artı elde edilen kar payını mevcut sermaye yararı olarak beyanı işletmeleri ne yazık ki kar payını engelliyor. Yani kayıt dışılığı kendi sistemi içerisinde getiriyor. Bunlar düzenlenmeli. Bakıyorsun gelir vergisi yasa tasarısı var mecliste. Diyorsun ki vergi oranı ve stopajlarına ilişkin, hatta buna yasa değişikliğine de gerek yok. Bakanlar Kurulu kararıyla %15 olan stopaj aşağı çekilebilir. Şimdi bakın 100 bin liralık bir kar payı aldığınızda 15 bin lira kaynaklı vergi kesiliyor. 85 bin lira ortağa ödeniyor. Ortak 100 bin lira kar payı almış oluyor. %50'si yarısı vergiden istisna. 50 bin liranın vergisi hesaplanıyor. Genel tarifeye göre. Kaynakta kesilen 15 bin lira stopaj yolu ödenen vergi düşüldüğünde ortak alacaklı kalıyor. Yani dolayısıyla 300-400 bin liraya kadar olan kar paylarında devlet kaynakla fazladan vergi almış oluyor. Bu stopaj oranı %5'lere çekilse bu ortaklar cari böyle birikmez. Bilançolarda gerçek duruma gelmiş olur. Peki haklı olarak ortaklar cari hesabında bir para varsa bakanlık buna ilişkin diyor ki işte faiziydi, işletmeden çekilen değerdi. Bunun hukuksal altyapısı neresi? Bunun var işte. Transfer fiyatlarının yoluyla ortaklara para aktarma dediğimiz, ödünç para verme veya alınması emsaline göre dediğimizde diyor ki işletme ait olan bir parayı emsaline göre bedelsiz çekemezsin diyor. Yani yaptığımız, yapmaya çalıştığı maliyecilerin yaptığı ortaklar carideki hukuksal dayanağı burası. Dolayısıyla gelir vergisi mükelleflerinde ortaklar cari hesabının adatlandırılması diye bir olay söz konusu için, çünkü orada transfer fiyatlandırması diye bir kavram yok. Bu nedenle ortaklar olan alacakları ne yapacağız? Faiz yürütmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Fatura kesmemiz gerekiyor. Neden fatura keseceğiz? Çünkü katma değer vergisi hesaplamamız gerekiyor. Ödünç para vermiş gibi. Ya da peki bu hesap birikti, ne yapacağız? Kar payıyla kapatmamız lazım. Kar payıyla kapatılacak olsa diyor ki ortak zaten baştan yapardım, bu faizi kademeye de katlanmazdım olayı var. Ya da torba yasaya göre kapatılması gerekiyor. Zaman zaman geliyor, ilave bir vergi ödenip böyle kapanıyor. Evet. Yani dolayısıyla yine başkanım diyordu, yeni bir yasa çıkması lazım, bu bilançolar bozuldu diye. Yani sistem kayıt dışılık olduğu bir olayda işte bilançolar zaman zaman da bozuluyor. Hani ben başta dedim ya, kusursuz iyinin düşmanıdır diye. Kusursuz olması biz istesek de mümkün değil, ama en azından bizim yapabileceklerimizi, bizim bildiklerimizi bilançolarda gündeme alalım. Peki ticaret kanunda bir hüküm daha vardı, unuttuk. Ortaklar istediği zaman borçlanamaz. Ortaklar cari hesabına attı, adatlandırma yapmakla işim bitmiyor ki. Arkadaşlar bakın bilançolarınıza. Bu torba yasa bilmem ne gelen düzeltmelerimizle ilgili bütün işletmeler borca batık durumda. Öz kaynaklar eksiye geçti. Artı ne diyor ticaret kanunu? Serbest yedek akçeleri ve karı geçmişin zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamazlar diyor. 358. Borçlanırsa ne olur? Cezası var. Nerede ticaret kanunu? Daha yeni geldi bu. Daha oraya gelemedik. Ama o zaman neye çıkarttık?
Hakikaten yani anlamak zor. Formül var, bunu geçiyorum. Yani serbest yedek akçe dağıtılmamış kar herhalde takdirde ne olması lazım? Geçmişi zararlarından fazla olması gerekiyor. Borçları 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ve cezalandırma hükmü var 562 ticaret kanunu. Bunu uygulamaya kalkın. İşletmelerin ben iddia ediyorum %50'si bu kapsamda. Bakın bilançoları, baksın bir yetkili Gümrük ve Ticaret Bakanı nerede? Stoklarımız var. Nasıl tespit edileceğini biliyoruz. Her şeyden önce fiktif stokların olmaması gerekiyor. Var mı? Var. Vergi usul kanunun 274 ve 270. maddelerinde stokların nasıl gösterileceğine, ama fiili stok sayımı ve envanter listelerini, envanter defteri mutlaka muhafaza edin. Bunun envanterin nasıl çıkartılacağına ilişkin bir hüküm var. Stok değer düşüklüğü varsa karşılığını ayırabilirsiniz %10 anlamında. Satış fiyatı alış fiyatının %10 altına inmişse stoğunuzdaki mal nedeniyle gider yazma şansını size veriyor. Vergi usul kanunu veriyor bakın. Yine bir yasamız var. Finansman giderlerinden stoklara pay verme zorunlu mu değil mi tartıştık. En sonunda dediler ki stoklara finansmandan pay vermek ihtiyari, pay vermeyebilirsiniz dediler. Bir olayımız var yine hizmet sektöründe tamamlanmamış hizmet maliyetleri. Tek düzende böyle bir eksiklik var. Ne yapacağız? Bir inşaat işi yapıyoruz. Yıllara sari de değil. Başlamışız, hiç bitmeyecek. Nerede göstermemiz lazım? İşi yapmışız aslında. Diğer stoklarda gösteriyoruz biz. Tek düzende böyle bir hesap açılması gereği var aslında. Mali duran varlıklara gelince bir ara verelim. Burada çünkü biraz bir şeyin üzerinden mali ve maddi duran varlıklar üzerinde duracağım. Önemli çünkü bilançolarla ilgili. Ondan sonra öz kaynaklar üzerinde duracağım ve analizlerle bitireceğim. Bir ara verelim. Devam edelim.
Evet. Tamam. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Mali duran varlık dediğimiz bilançonun duran varlıklarındaki ilk kalemi. Biliyorsunuz bir borsadan hisse senedi almışsak veya bir şirketin genelde borsayı onun için söylüyorum geçici olarak elinde bulundurmuşsak o dönem varlıklar içerisinde ufak dedikleri satılmaya hazır menkul varlıklar olarak düşünülüyordu. Bu uzun vadeli mali duran varlık dediğimiz başka bir şirkete limited ya da anonim şirkete ortak olmuşuz. Bu şirketin elimizde hisse senedi ya da ortaklık var. O zaman bizim muhasebemizde ya da muhasebe ya da vergi hukukumuzda başka bir şirkete ortak olmuş isek hangi durumda iştirak, hangi durumda bağlı ortaklık, hangi durumda ise diğer menkul kıymet olarak raporlamamız gerektiğine ilişkin bir olay var. Biz sadece hisse tutarına bakıyoruz. Yani oy hakkına bakıyoruz. Aslında ortaklık payı veya oy hakkı diyor. Biz bir işletmenin %30 ortağı olabiliriz. Ama oy hakkı olarak %60'ı bizde olabilir. İmtiyazlı hisseler olabilir. Oylu imtiyaz. O nedenle ikisini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Ve sonuçta %10'un altındaysa ortaklığımız bir işletme bu bağlı menkul kıymet olarak raporlanması gerekiyor. Eğer %10'la %50'nin arasındaysa o zaman iştirak olarak raporlamamız gerekiyor. %50'nin üzerindeyse yani bizim hakimiyetimizde ise o zaman bağlı ortaklık hesabını almamız gerekiyor. Tabii vergilendirme açısından bu işletmelerden elde ettiğimiz kar payı ya da bedelsiz hissenin muhasebeleştirilmesi veya vergiden istinad edilmesi anlamında bizim vergi hukuku yönüne baktığımızda hiçbir fark yok. Sadece muhasip olarak hangi kayıtta göstermemiz gerektiğinde var. Şimdi vergi hukukunda konsolidasyon olmadığı için yani işletmenin bağlı olduğu, ortak olduğu tüm iştirak ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte bütünüyle bir finansal tablo düzenlenmesi istenmediği için o kadar önem arz etmiyor. Ama konsolidasyon gelirse ki uluslararası finansal raporlama veya bağımsız denetim dediğinizde konsolidasyon yapmanız gerektiğinde bu bağlı ortaklık mı, iştirak mı ya da diğer bağlı menkul kıymet mi olduğu raporlama yönünde önem arz ediyor. Peki bunu yaptık gösterdik de somut bir iki örnek üzerine yapayım. Bir, bu elde ettiğimiz hisse senedi ve ortaklık paylarını daha sonra satarsak ne olur? Elde etme maliyetiyle satış bedeli arasındaki olayımız karımız. Ama 2 yıl elimizde bulunduktan sonra satıyor isek elde edilen satış kazancın %75'i vergiden istisna onu bilmiş olalım. %25'inin vergisini ödeyeceğiz. Peki kar payı elde ettik. Bu iştirak veya bağlı ortaklıklarımızdan yani ortak olduğumuz diğer işletmelerden kar payı elde ediyorsak bu sefer neye gerekiyor? Bu ortaklığın niteliği bir yerde önemli. İştirak kazançları istinası dediğimiz ana kaynakta vergilendirildiği için biz bu kazancı kar payını oradan elde ettiğimiz kar payını iştirak kazancı istinası anlamında tekrar vergiye tabi tutmuyoruz. Fakat elde ettiğimiz kar payı elde ettiğimiz şirket yani ortak olduğumuz şirket gayrimenkul yatırım ortaklığı ya da menkul kıymet yatırım ortaklığı gibi işletmelerden elde ediliyorsa yani vergiden istisna olan bir işletmene kar payı elde ediyorsak
iştirak kazancı kapsamına girmiyor. O zaman vergi ödememiz gerekiyor. Orayı da unutmayalım. Şimdi asıl üzerine durmak istediğim bir olay daha var burada. Bir şirkete ortak olmuşsunuz. 100 bin lira sermayeyle %30 ortağısını iştirakları hesabına almışsınız, duruyor. Aradan 10 yıl geçmiş, bir işlem yapmamışsınız. O şirkete gidiyorsunuz, siz 100 bin liralık şey öyle hatta ne olsun 500 bin liralık sermayesinin 150 bin lirası sizdeymiş, böyle duruyor. Ama o şirketin sermayesi 500 bin olan sermayesi 5 milyon liraya çıkmış. O 5 milyon liralık sermayenin yine siz %30 ortaklığına devam ediyorsunuz. Orada 500 bin liranın %30 dediğinde 2 milyon liralık ortak görünüyorsunuz. Sizin muhasebe kayıtlarınızda olayınız 150 bin lira olarak görünmeye devam ediyor. Neden? Çünkü o işletme sermaye harcına gitmiş ama hep elde ettiği karı, iç kaynakları sermaye eklemiş. Siz herhangi bir işlem yapmamışsınız. İzlememişsiniz de kar payı elde etmediğiniz için. O zaman bedelsiz alınan hisse senetlerinin, iştiraklerden bedelsiz olarak alınan hisse senetlerinin muhasebeleştirilmesi bizim için önem arz ediyor. Şimdi bakanlık verdiği özelgede itibari değerle muhasebeleştirilmesi gerekir diyor. Ama itibari değer kavramı içerisine girdiğimizde de İki kavram var. Bedelsiz alınan hisse senedi ile elde ettiğimiz, yani bizim 150 bin liralık hissemiz vardı, 350 bin liralık daha hisse geldi. Ne yapmam lazım? Ortaklığımı 500 bin liraya çıkartmam lazım. İştiraklar hesabını 350 bin liraya yazdım. Karşıya nereye yazacağım? Daha önce bizim yeniden değerleme değer artış fonlarının sermaye eklenmesi anlamında 529 hesabı öngörmüştü şey. Burada bir literatürde tartışma var. Eğer nakdi sermaye artışına iştirak etmişseniz sorun yok. Çünkü bankanızdan bir para çıkışı olduğu için iştirakınızı öyle artırıyorsunuz. Bedelsiz anlamlarda yeniden değerleme farkı şimdi kalmadı. Enflasyon düzeltme farkını ya da geçmiş yıl karlarını sermaye eklediğinde ne olur? Diyorlar ki işletme geçmiş yıl karlarını sermaye eklemişse kar payı daha sayılmaz. O kar payını, yani bedelsiz hisseyi alan işletme ne yapması lazım? 242 iştiraklar hesabını 350 bin lira artırırken aslında elde etmesi gereken kar payını nakit değil hisse olarak aldı. Yine 640 iştiraklardan elde edilen temettü geliri yazıp beyanname üzerinde vergiden istisna kazanç olarak gündeme almalı. Dolayısıyla karına girmeli deniyor. Bazıları da diyor ki hiç madem vergiden istisna hiç uğraşmaya gerek yok. 529 hesaba alın söyleniyor. E peki işletme biliyorsun 2014 yılına 2004 yılına kadar enflasyon düzeltmesi yaptık. Biz de iştirak hesabını düzelttik. Bir satın alma bedelimiz vardı. Altında da enflasyon farkı var. Ana firmada sermayesini düzeltti. 502 hesapta ne var? Sermaye düzeltme farkları var. O sermaye düzeltme farkını ana firma sermayesine ekledi. Bize de hisse verildi. Bizim 150 bin liralık olan hissemiz 500 bin liraya çıktı. Ne yapacağız? Diyor ki sen zaten o sermayesini düzeltmiştin enflasyona göre. Sen de iştirak hesabını düzeltmiştin. Burada artık yapılacak bir olay yok diyorlar. Aslında var. Ana firma, ortak olduğumuz firma 502 hesabı sermaye aktarmış ise biz de 242 hesabın altında bir satın alma bedelimiz bir de enflasyon farkı vardı. Enflasyon düzeltme farkı vardı. Biz de enflasyon düzeltme farkını artık ne yapmamız lazım? Alt hesaptan mı? Normalde hissenin nominal bedeli itibari değerine ilave etmemiz lazım. Yani bir şirket A şirketi bir B şirketine ortaksa B şirketinin sermayedeki yüzde payı yine A şirketinin iştirakler veya bağlı ortaklık hesabındaki değerle birebir çakışmalı. Eğer bunlar çakışmıyor ise
o bilançoların analizi, karşılaştırılması, ortaklık yapısı doğru sonuç vermiyor. Buna dikkat etmemizde fayda var. Evet, 640 dediğim alternatifini muhasebe kaydı. Peki sermaye tamamlama fonu var. Biliyorsunuz ortak olduğumuz şirket sermayeyi sıfırlamış. Borca batıklık durumu oluşmuş. Diyorlar ki sermaye artışına gitmemiz lazım. Ya sermaye artışına gidecekler, sermaye artıracaklar. Ya da orada oluşan zararı ticaret kanununda sermaye tamamlama fonu diye bir olay var. Diyor ki sermaye artışına gitmeyelim. Zararı kapatacak herkes zarara hissesi oranında, ki o kararın ticaret kanununa göre oy birliğiyle alınması lazım. Yapasın bunu kapatalım. Bunu ödediniz. Nakit bir değer çıktı. Bunu ne yapmanız lazım? Bakanlık diyor ki buna ilişkin bir kayıt olmaz. Bu bedelsiz yapılan bir ödemedir diye bir özelgesi var. Ben ona katılmıyorum. Aslında iştirakin bedeline dahil edilmesi gereken bir olay. Burada da bakanlığın bakın bir özelgesi var. Biraz sıkıntı yaratan bir durum. Maddi duran varlıklarla ilgili bir olayımız var. Şimdi şöyle düşünün. Maddi duran varlık dediğimizde çok basit bir binamız var veya arsamız var, aktifimize kayıtlı. 20 yıl önce almışız. 100 bin liraya almışız. Bugün 10 milyon lira ediyor. Bilançomuzda 100 bin lira olarak görünüyor. Bilanço gerçek durumu yansıtmıyor. Geçen vergi haftası nedeniyle Gelir Dairesi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Yeminli Mali Müşavir Odası'nın birlikte düzenlediği bir panel vardı. Orada Ankara Sanayi Odası Başkanı da doğal olarak diyor ki enflasyon düzeltmesi vardı. Uyguladığımızda maddi duran varlıklarımızı enflasyona göre uyarlıyorduk. Ama 2004'ten geldik 2016'ya, 12 yıldır enflasyon düzeltmesi yapmıyoruz. Bilançolar kuşa döndü. Gerçek durumu yansıtmıyor. Bir yasa çıkartın da bunu düzeltin diyor teşkilata. Biz de diyoruz ki günaydın. Türkiye muhasebe standartlarını uygulasaydık, gerçeğe uygun bedel değerlemesi imkanı vardı. Dolayısıyla benim 100 bin liralık arsam 10 milyon lira ediyorsa bilançomda 10 bin liralık raporlama şansım vardı. Bunu kaldırdınız, övünüyordunuz. O zaman ne istiyorsunuz? Peki bir olay daha var. Bizde bazı çok bilmiş mali müşavir arkadaşlarımız, bunu mali müşavir derken yeminli yeminsiz ayrılmıyorum. Yani meslek mensuplarından bahsediyorum. Efendim kolayı var. Siz bir gayrimenkul değerleme şirketine değerleme yaptırıp 100 bin lira kolay 10 milyon çıktı. Bilançoda ben bunu 10 milyona getiririm şeyi. Karşılığında yeniden değerleme fonunu alırım, bilançoyu düzeltirim diye düzeltme yaptırıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil arkadaşlar. Bakın, vergi usul kanununda gayrimenkuller maliyet bedeliyle gösterilir. Bir tek istisnası var. Vergi usul kanunu mükerre 298. maddesindeki enflasyon düzeltme hükümlerinin geçerli olduğunda enflasyon düzeltmesiyle. Bunun ötesinde yapamazsınız. Yaparsanız öz varlık artışı kanunda vergiden de istisna edildiğinin için hükümlü olmadığına göre doğrudan vergisini ödemek zorunda olursunuz. Adamların banka vereceği bilançosunu düzelttireyim derken bir sürü gereksiz vergi ödetmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir şey yanlış. Ben bir şey yaptım. Somutlaştırma açısından söyleyeyim. Benim bir gayrimenkul yatırım ortaklığım var. Her yıl UFRS ile ilişkin muhasebe tutuluyor. Borsada işlem görüyor. Dolayısıyla finansal tabloları uluslararası muhasebe standartlarına uygun. Dolayısıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları sahip oldukları gayrimenkulleri de gerçeğe uygun bedelle değerliyorlar. SPK'nın bir görüşü vardı. Diyor ki maddi duran varlıkların değerlemeden kaynaklanan artışları sermaye eklenemez. Fiktif olduğunu bildiği için.
SPK'ya ben bir yazı yazdım. Dedim ki gayrimenkul yatırım ortaklıkları değerleme farklarını öz varlıklarda değil doğrudan kar ve zararda raporluyorlar. Benim geçmiş yıl karlarımın içinde bu kadar değer farkı var. Ben bunu sermaye ekleyebilir miyim dedim. SPK dedi ki çok güzel bir cevap verdi. Politik bir cevap. Yasal kayıtlarında görünme kaydıyla ekleyebilirsin dedi. Yasal kayıt muhasebe neye göre tutuluyor? Vergi sukanına göre tutuluyor. Var mı yasal kaydımda? Hayır. Bu sefer maliye sordum. Dedim ki ben zaten vergiden istinayım. Sana sunduğum bilançoları vergi usul kanuna göre sunmak kaydıyla Türkiye muhasebe standartlarına uygun defter tutabilir miyim dedim. Hayır dedi. Dolayısıyla Türkiye muhasebe standartlarına uygun defter tutamadığım takdirde değerleme yaparak varlıklarımı düzeltmem, bu yönde bilanço düzeltmesi, peçelemesi yapmam mümkün değil arkadaşlar. Sakın ha sakın böyle bir noktaya girmeyin. Tabii efendim sadece bakanlık diyor ki değerleme yaptırır, dipnotlarda açıklama yapabilirsin. Bilançomda 100 bin lira görülen arsanın gerçek bedeli 10 milyon liradır. Dipnotlarda açıklayıp şu değerleme raporu var diyebilirsin diyor. Ya da isteğe bağlı olarak bağımsız denetimden geçmiş bir UFR'si uygun finansal tablo düzenletip bankaya onu sunabilirsin. Ama defter kayıtlarında, yasal defter kayıtlarında böyle bir şey yapma şansımız yok. Vergisini ödemeye razı olsan da yapamazsın diye bakanlığın görüşü var. Evet. Mali borçlarla ilgili olay diyelim. Burada da yine kredilerin özellikle mutlaka yıl sonu itibariyle vade yapılarını bankadan ve işletmeden alın. 2016 yılı içerisinde ödenecek ana para ve faizleri 300 ve 300 hesapta, 2016'dan sonra yapılacak ödemeleri de 400 hesap ve diğerlerinde göstermeniz. Para var. Faiz tahakkukunu yine unutmuyoruz. Döviz banka borçlarının da değerlemesini yapmamız gerekiyor. Ticari borçlar 320 hesapta yine mutabakatlar ve reaskut işlemleri geçerli. Unutmamamız gereken bir olay var. Asıl ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülük dediğimizde bir olay var. Bizim bilançolarımızda gerçeği göstermiyoruz. Ne diyeceksin? Bir tane somut örnek vereyim. Şimdi ben Ankara Yeminli Odası'nda böyle bir sunu yaparken bir meslektaşım dedi ki üstad dedi enflasyon düzeltmesi varken ne güzel bilançolarımız gerçeği gösteriyordu dedi. Ben dedim gösteriyor muydu enflasyon düzeltmesi yaptığımızı? Evet dedi. Yok dedim bence göstermiyordu. Nasıl yani dedi. Bir örnek vereyim dedim. Bir işletmemizin bizim öyle diyelim 2013 yılı incelendi. 1 milyon lira vergi, 1 milyon lira da ceza kestiler. Dava açtık. Geldi 2015 yılı Eylül ayında mahkeme karar verdi. Kaybettik davayı. Şu anda da temiz ettik Danıştay'da. Geldik 31.12.2015 tarihine. Bilanço yapacağız, doğru mu? Bizim 2 milyon lira vergi ve ceza, hadi de 600 bin lira da gecikme faizi, vergi dairesine gidip sorarsın 2 milyon 600 bin lira borcumuz var. Henüz kesinleşmedi ama vergi mahkemesinde kaybetmişim. Borç mu? Borç tahakkuk etti çünkü vergi mahkemesi kaybedince. Borcumuz görünüyor. Borcu yoktur yazısı da alamıyorum. Benim bilançomda görünüyor mu? Görünmüyor. Biz onun tahakkukunu veriyor muyuz? Ne zaman ödedik? Geldi, bitti hepsi. Vergi dairesini ne zaman ödedik? O zaman ne yapıyoruz? Olağan dışı gider ve zararlar diye gider yazıyoruz. Kanunen kabul edilmeyen gider alıyoruz. Doğru mu? Bu da değil. Aslında 2013 yılında benim geçmiş karların içerisinde bir rakamım var. O zaman ne yapmam lazım? Eğer ben 2013 yılı kar ve zararını tespit ettim. Ödemesi gereken vergiyi ne yapmıştım? 370 hesabı almıştım. Dönem net karını
2013 yılının karı olarak bilançomda göstermiştim. Ama ödemem gereken vergi karşılığını doğru hesaplamamışım. İnceleme sonucunda yarıya gitmişim, kaybetmiş. O zaman ne yapmam lazım? 2013 yılı dönem net karını azaltmam lazım. O da geçmiş yıl karları ya. Geçmiş yıl karlarını azaltmam lazım. Gider yazmamam lazım ödediğim yıl. Orayı azaltırsam zaten herhangi bir muhasebe kaydı yapmama da gerek yok. O yılı zararlı da göstermek zorunda değilim. Biz muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinin uygulamasını unuttuk arkadaşlar. 12'nin üzerinde duruyorum. Bakın şu söylediğim bile ne bilançonun gerçekçiliği veya dönem kar ve zararının doğru tespit anlamında o kadar önemli bir sonuç ki. Şöyle, sizin bir işletmeniz var mı? Var. Maliye inceleme yaptı. 2013 yılında inceledi. Size 100 bin liralık bir ceza geldi. Bunu ödediniz. Vergi olarak ödediniz, ödemeniz gerekiyordu. Ne yaparsınız 2015 yılında? Ne yapıyorsunuz? Banka hesabı alacaklı, 689 borçlu, kanun kabul edilmeyen gider yapıyorsunuz. Doğru mu? Ben diyorum ki bu kayıt doğru değil. Aslında ne yapmanız lazım sizin? 2013 yılının karı, dönem net karı, bilançoda muhasebinizde nerede? 570 geçmiş yıl karlarında duruyor. Aslında 570 hesap borçlu, banka hesabı alacaklı yapmanız lazım. Sadece cezasını ya da faizini 689'a gider yazman lazım. Eğer dönem kar ve zararını ve bilançolarımı doğru göstereceksem. Doğru mu? Tamam. Mesela bir olay daha. Şöyle bir kaydımız var yine. Ödenmemiş sosyal güvenlik primleri gider yazılamaz. Aslında gider kabul edilmez olay. Gider yazılamaz değil de gider kabul edilmez. Hangi anlamda? Vergi matrağının tespitinde. Şimdi ne yapıyoruz biz? İşçilikleri yazdık 720 diye düşünelim. 720 hesap borçlu. 360, 361 ve 335 hesabı da alacaklandırdık. Muhasebe kaydını yaptık. Ama 361 hesaba sigorta paramız yoktu. Ödemedik. Ne yapıyorsunuz yılın sonu itibariyle? Efendim? 300 tamam. 368 ama bir gider hesabı değil. 361'i 360 yani 360'ı 361'i aldınız 368'e tamam. Onun ödenmediğini gösteriyorsun. 720'yi 180'le temizledim. Efendim? 720'yi 180'le temizledim. Doğru değil işte. Şimdi ha bazı işte anlatmak istediğim bu. Gider yazılamaz dedi ya. Sanki ticari olarak da gider yazılamaz ya. 720 hesaptan çıkıyorsun, 180 hesabı alıyorsun, gelecek aylara ait gideri alıyorsun. Doğru değil. Gider gider. Aslında lazım hesaplarda, kanun kabul edilmeyen, fiilen ödenmeyen kıdem tazminatı, sosyal güvenlik primleri anlamında vergi matrağına yani dönem ticari karına kanun kabul edilmeyen gideri bir eklemen lazım. Sen ne yaptın? 720'den çıkarttın, 180 hesabı aldın. Kanun kabul edilmeyen gider yapmamış oldun. Ne yaptın? Ticari anlamdaki dönem kar zararını bozdun. Senin o ile ilişkin çıkarttığın gelir tablon doğru değil. Onu alabilirsin, o ayrı. O oradaki o borç çünkü. Borcun 360 hesap, 361 hesapta mı, 368 hesapta mı? Önemli değil. O doğru. Ama 368'de kanun kabul edilmeyen bir ilgisi yok. 361'de görmüyordu. Tamam. Tamam. Nazım tamam doğrusu o. Nazım hesaplar alıp kanun kabul edilmeyen giderlerden ekliyorsun. Doğrusu o. Tamam. Yani dönem kar ve zararını etkilememesi lazım. Tamam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de vergi dairesine ve sosyal sigortalar primine ödenmemiş borçlarımız var. Ödenmemiş borçların neyi var? Gecikme zamları var. Ya bizim borcumuz mu? Onların tahakkukunu yapıyor muyuz? Yapmamız lazım aslında. O yılın borcu.
Karna kabul edilmeyen gider alacaksın ayrı. Gider yazacaksın. Karna kabul edilmeyen giderleri alman lazım. Yapmıyoruz. Yapmadığımız takdirde ne oluyor? Kamuya olan borçlarımız eksik görünüyor. O eksik görünmesi ne demek? Bilançonun yanlışlığı demek. Şimdi bunlar ortada yok. Bakın bir yeminli mali müşavir arkadaşım çıkıyor firmalara analiz yapıyor. Diyor ki ben farklı bir şey yapıyorum. İşletmenin muhasebesi, bilançosu var ya hiç elle tutulur tarafı yok. Bir belediyenin ortak olduğu bir işletme bu. Almış bilançoyu düzeltmeden analiz yapmaya kalkarsan bulduğun tüm veriler yanlış. 30 sayfa rapor yazmış, analizler yapmış, bilmem ne bir şey yapmış gibi. Dediler ki bana bak İbrahim Bey yani ne diyorlar? Dedim ki hepsi yanlış. Arkadaş boşuna uğraşmış dedim. Niye dediler? Bilançodaki 3 tane kalem koydum. Bunlar yanlışsa yaptığın analiz yanlış. Stok devir hızı hesapla, alacak devir hızı hesapla, cari oranı hesapla. Ne hesaplarsan hesapla hepsi yanlış. Çünkü bilanço doğru değil. Gelir tablosu doğru değilse yaptığın hesaplamalar doğru değil. Önce bilanço analizi yapacağım. Ben bu eğitimi, bu aslında bu bilanço analizi dediğim eğitimi bankalar sizden her yıl ne istiyor? Mizan ve bilanço istiyor. Bunları inceliyorlar ve buna göre kredi limitlerini artırıyor veya çıkartıyor. Bu kısaltılmış bir olay. Bunun özü biraz farklı ile ilgili ben bankacılara veriyorum bunu eğitim olarak. Diyorum ki bilanço kalemlerini tek tek irdelemeniz lazım. Ha diyorlar, diyorum ki siz bilançoyu bu baza getirtmedikten sonra işletme aldığınız bilanço yanlışsa veya mizan yanlışsa yaptığınız analizler de yanlış. Bilmiyorlar işte. İşte onun için eğitim alıyorlar. Bunu Türkiye Ekonomi Bankası'na vermeye başladım. Şimdi bütün bankalarla ilgili eğitim birimleriyle ilgili görüşmem devam ediyor. Bakın bilgi hepimizin ihtiyacı var. Onların da var. Asıl onların ihtiyacı olayı var bu işte. Yani finansal tablo kullanıcılar diyoruz ya. Şimdi borç ve gider karşılıkları var. Yine tek düz hesap planına baktığınızda var bu. UFRS'ye gitmeye gerek yok. Bizim borç ve gider karşılıkları dediğimiz bir olay. Dava karşılıklarını ayırıyor muyuz? Örnek verdim vergi davası ile ilgili. Başka bir işçi davalar var mesela. İşçi çıkmış personelle ilgili. Kıdem tazminatını ödememişsiniz veya bir kaz olmuş, dava açılmış işletme ilişkin. Buna ilişkin bizim karşılık ayırma gibi olayımız var mı? Yok. Bırakın en basit kıdem tazminat karşılıklarını bileni bilançolarda ne yapmıyoruz? Göstermiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki niye bankalar bizim hesap durum cetvelinin veya krediliye ilişkin meslek mensuplarından rapor almıyor? Almaz. Evet. Yani demek ki bilanço analizinde, bilançonun hazırlanmasında yapacağımız çok işimiz var. Bakın şunları hiçbirini yapmıyorsak bilançolarımız nedir? Doğruyu göstermiyor. Şuraya gelelim. Personel karşılıkları dediğim altında kıdem tazminatı ve izin karşılıkları demişim. İkisi, kıdem tazminatı biliyorsunuz bizde çalışanlar her yıl brüt maaşının bir aylık tutarı kadar hak kazanıyor. Bizde çalışanlarımız var. Geçmiş hizmet sürelerini dikkate aldığımızda belki 3 milyon 4 milyon kıdem tazminatı karşılığı var birikmiş. Ama bizim bilançomuzda görünmüyor. Biz onu gider yazmamışız. Veya izin kullanılmamış. Bir işçi işten çıktığında kullanmadığı izin karşılıkları varsa ne yapıyorsun? Nakit olarak alıyor. Göstermemiz gerekir. Göster, zorunlu değil. Maliye zorunlu değil demiş. Onun için göstermiyoruz. Vergi odaklı muhasebe tuttuğumuz için. Aslında kıdem tazminat karşılıklarını ayırıp yine karnına kabul edilmeyen gider anlamında vergi matrağına ulaşmak için eklememiz lazım. Ben yaptırıyorum ama büyük bir işletme bakın %96'sında bilançolarda kıdem tazminatı karşılıkları görmezsiniz. İzin hakkı da şöyle, şimdi her yıl personele baktığınızda iş kanununa göre çalıştığında izin vermemiz gerekiyor. Kişi izini kullanmamışsa ne yapacak? Gelecek yıl kullanacak. Daha sonraki yıllarda kullanacak o izin hakkını. Birikiyor çünkü. Zayi olmuyor. Ya da işten ayrılıyorsa
Diyor ki aslında para ödemek suç. Ama işten ayrılıyorsa birikmiş izin hakkının karşılığını nakit olarak ödemek zorundasınız. Efendim? Hayır, ama kullandırıyor ama dönemsellik ilkesini ihlal ediyorsun. Atıyorum 2015 yılında çalıştı, 20 günlük izine var. Ne yaptı? Sen tamamını gider yazdın. O izini kullandırmadın. 2016 yılına geldi, 40 gün izin kullandırdın. Ne yaptı? 40 günün karşılığı parayı ödedin, maaşını aldı. Maaş izlik olayı. 2016'ya gider yazmış oldun. Ama adam 40 gün çalışmadı. Çalışmadan maaşını ödedin. Aslında 20 günü 2015 yılının gideriydi. Sen 2016'ya gider yazdın. Dönemsellik ilkesini ihlal ettin. Bu zarar oluşmaz, zararlı olan işletmelerde dönemsellik ilkesi nedeniyle 2016'da kullanılan 20 günlük izin karşılığı matraf farkı olarak planı karşına gelebilir. Biz matrağı düşünmüyoruz şimdi. Bilançonun doğruluğunu konuşuyorsak dönemkanın doğru değil. Doğru mu? Ne? Brüt tutarlar. Brütten. Ama şurada bir olay var kıdem tazminatında. Brütten hesaplanır. Zaten brütten bodruya giriyor izin. Ücret olarak vergi brüte giriyor. Neti isabet edeni nakden ödüyorsan ödüyorsun. Ya da izin kullanıyorsa zaten brütten yapıyorsun. Ücret giderin neyse maaşı, bu da aynı olur. Zaten iş çıkışında ödememişsen, kullanımın şu kadar 60 günlük izin hakkım vardı onu da ödeme dediğinde kesin kazanıyor. Faiziyle birlikte alıyor. Yapıyorlar zaten. Evet, yapıyorlar. Onun için yani biz şimdi bilançoların yani finansal tablonun doğruluğunu diyoruz ya, bunlar yapılmıyorsa bilançolar doğru değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şurada bir sorun var. Brüt netten ziyade şunu bilin. Türkiye'de maaş sistemi net maaş sistemi. Büyük bir çoğunluğunda brüt pek ilgilenen kimse yok. O nedenle diyelim ki 4000 lira işte daha düşük olsun, tavanın üzerinde olmasın. 2000 lira net maaş alan bir personel düşünün. Ocak ayındaki brüt maaşıyla Aralık ayındaki brüt maaşı farklı. Gelir dilimi nedeniyle. Şimdi ben şöyle bir olayla karşılaştım. Ben kıdem tazminatı karşılıklarını hesaplatıyorum işletmelerimde. 2015 yılının Mart ayında bir personel işten çıkmış. Baktım. Kıdem tazminatı 31-12-2014'e kadar kıdem tazminatı karşılığı vardı. Ödeme yapılmış. Karşılıktan daha az bir ödeme var. Dedim ki nasıl yani? Bu 31-12-2014'e kadar karşılığı vardı. Bir 3 ay daha çalıştı. Niye düşük ücret ödediniz? Efendim brütü daha düşüktü. Çünkü Aralık'taki brüt maaşı 2015 Mart'ta düşmüştü. Mart'ta göre daha yüksekti. Hayır, Aralık'ta yüksek. İşte kıdem tazminatı. Orada kıdem tazminatı son maaşının brütü diyorlar ya. Oradan hesaplanır. Net maaş sistemindeki kıdem tazminatı karşılığının aslında yılın ortalamasına göre hesaplanması lazım. Net maaş sisteminde. Tamam? Yıl ortalamasına göre hesaplanması lazım. Brütün yıl ortalaması alınması lazım. Net maaş ödenen işletmelerde. Tamam? Bunlar uluslararası raporlamaya geçtiğiniz önem arz edecek. Şimdi gelelim öz kaynaklara. Bütün bunları ne için yaptık? İşletmenin kendi öz kaynağı ile ilgili. Yine öz kaynağın ne olduğunu Vergi Kanunu 192. maddesi bize belirtiyor. Öz sermaye eşittir aktif toplamı eksi borçlar toplamı. Bizim aktif büyüklüğümüz ve borçlarımız doğru değilse öz kaynaklarımıza doğruyu göstermiyor. Biz biraz önce örnek verdik. Atıyorum 2 milyon 600 bin lira kesinleşmiş olan vergi borcum var. Ben bunu taakkudunu yapıp giderleştirmemişsem öz kaynaklarımı o kadar fazla gösterdim demektir. Doğru mu? Veya amortisman ayırmadım maddi duran varlıklarımla. Amorti edilmemiş rakamlarıyla gösterdim. Doğal olarak gider yazmamış oldum. Öz kaynaklarımı o kadar artırmış oldum. Aktifimi büyütmekle öz kaynağımı ne yaptım? Büyütmüş oldum. Şimdi öz kaynakta bir sermaye kavramımız var ticaret kanununda. 50 bin liradan az olmamak üzere halka açık şirketlerde 100 bin lira sermaye rakamımız var.
geçtik. Belli başlıkları hatırlayalım diye. Sermayenin bir nakdi sermayemiz var. Bunun nakdi sermaye yapıyorsam %25'inin tescilden önce ödenme zorunluluğum var. Diğerinin 24 ay içerisinde yatırılma olayım var. Peki bu sermaye taahhüdünüzü çek veya senetle kapatabilir misiniz? Ticaret kanı açık koymuş çünkü sermayenin bankalara kanalıyla tahsil edeceği, bankaya ödeneceği hükmü var. Halka açık bir şirket, borsada işlem gören bir şirketin 125 milyon sermayesi var. Ortaklar taksitle ödüyor sermayeyi. Senet almış ortaklardan, senetle kapatmış. 125 milyon sermaye ödenmiş görünüyor. Ondan sonra bakıyorsun alacak senetler hesabı var 120 hesapta. İşletmedeniz gayri faal. Bağımsız denetim raporu yazılmış, bildirilmiş. Böyle rapor verilmiş. Buyurun siz neresinden alırsanız oradan alın. Çünkü 5 bin liraya, 10 bin liraya ucuza kim yapıyorsa ona yaptırım derseniz çıkan bilançolar da bu. Yani ben diyorum ya hani maliye verdiğimiz matrak doğru olsun, verdiğimiz bilançolar yanlış, bunu düzeltelim diyoruz ama borsaya giden bilançolar böyle. Şehir, ben dikkat edin hep bilançonun üzerine durdum. Bu aslında 2 günlük bir eğitim. Gelir tablosu üzerine durduğunuzda işletmelere bakıyorsunuz, kur farkları var ya, alım ve satımla ilgili olan kur farkları, gelir ve giderle bağlantılı hasılatla ilgili, borçlanma ile ilgili kur farkları, finansman gideri. Bakın işletmenin finansman gideri olarak gider yazması gereken olanların büyük bir rakamının kambuya zararı olarak raporlandığını görürsünüz. Borsadaki verilmiş olan bilançolara bakın. O uluslararası olan etiketini uluslararası koyan firmaların yaptıklarına bakın. Bunları görürsünüz. Şimdi 120'deki oluşan kur farkı, mal satışı ile ilgili alınan kur farkı artı ve eksisi hasılatla ilgilidir. Ya 600-601 hesaba kur farkı gelir yazarsınız ya da eksiye dönmüşse 611 hesap hasılatı azaltıcı değer olarak alırsınız. Ama onlar ne yapıyor? 120 ile ilgili kur farkını 646 hesaba kambiyo geliri olarak yazıyor. 320 hesaplı dövizli bir işi almışsınız. Borçlanmanız var ve hatta dövizli kredi kullanmışsınız. Bankadaki kredinin, dövizli kredinin değerlenmesini oluşan kur farkını götürmüş 656 kambiyo zararları hesabına yazmış, yazdığını görüyorsunuz. Bu nedir? Finansman gideri. Çünkü dövizli yaptığınız borçlanmanın iki maliyet unsuru var. Ya faiz ya kur. İkisi de finansman gideridir. İşte bunları üzerine duran kimse yok. Ondan sonra borsa analizcileri var. Borsadaki işletmenin finansal analiz yapanlar var. Oradaki bilanço yanlışsa analizin neresi doğru olur? Efendim? Bankacılar, finansçılar. İşte onun için diyorum ki bunları anlattığımda bakıyorlar bana. Peki aynı sermaye, bir nakdi sermaye buydu. Bir de aynı sermayemiz var. Aynı sermaye konusunda Ticaret Kanunu'nun çok güzel düzenlemeleri var. Zaman bulduğunuzda bakın. Bunları şeyle ilgili zamanım yok, üzerinde duramıyorum ama eskiden şeyimiz vardı. Para senden, emek benden diye ortaklık olayı vardı. Böyle bir olay artık kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacakların sermaye olarak işletmeler konulamayacağına ilişkin Ticaret Kanunu güzel bir hüküm getirdi. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Ülke bizim diyoruz ama bakın Konya'da doğalgaz dağıtım ihalesi var değil mi? Özel sektörde mi dağılım yaz? Şöyle bir hüküm var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kendi mevzuatında bir yörenin doğalgaz ihalesi çıkmışsa bir şirket kuruluyor. O şirkete belediyeler %10 ortak olmak zorunda. Bedelsiz ortaklık payı var belediyelerin. %10. Peki nasıl olur? %10 ortaklık. Söyleyin, bir tane şirket kurdunuz, anonim şirket. Belediyede %10, diyelim ki sermayesi 110 milyon lira, 1 milyon lira Konya Belediyesi'nin ortaklığı var. Nasıl olur? Belediye bir para vermeyecek. Tabii bedelsiz. İşte yani nasıl muhasebesini yaparsınız? Adını ne koyacağım? Bu mevzuat da var bakın.
Bunun yolu nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Ben belediyeye onun %10 hissenin karşılığı 1 milyon lira bağışta bulunmam lazım. Belediye kaydına girmeli ve onu o 1 milyon lira benim kurduğum şirketime sermaye olarak gelmeli. Önce ben belediyeye 1 milyon bağışlamalıyım. O 1 milyon lira da belediye o şirkete sermaye olarak koymalı. Kayıtlarda görülmeli. Bunun doğrusu bu. Ama bakın, örnek veriyorum, merak edenler baksın. Ben gördüm, bir ihaleyle ilgili almış, atıyorum 1 milyon lira sermaye var, belediyenin 100 bin lira payı var, küçük illerle ilgili. Ödenmiş sermaye 900 bin lira görünüyor, belediyenin payı ödenmemiş görünüyor. Belediye farkında değil, kendi payının %10 ortaklık tescil edilmiş ama 100 bin lirası ödenmemiş görünüyor. Evet. Ödenmemiş görünüyor. Bakın, merak edenler baksın. Türkiye'de yüzlercesi var arkadaşlar. Ve bu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu her yıl bu şirketlerden bağımsız denetim raporu alıyor. Sermaye nerede, nasıl ödendi diye soran bir ülke yok. O ayrı. Ama bu yasal mevzuat. Bunu söyleyen, bunu devlet söylüyor. Bunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu söylüyor. Bunun usulünü takip edeceksin. Bunun yolun nasıl muhasebeleştirileceğini de söyleyeceksin. Bu normal. Ben bunu eleştirmiyorum. Ben öz itibariyle ben %10 ihaleyi alma karşılığı belediyeye %10 pay vermeye razı olmuşsam belediye o kadar bağış yapmaya razıyım demektir. Belediye o kadar parayı bağışlayacağım. Belediye de onu benim şirketime sermaye koyacak. Evet. Vermiş olacak işte. Yani sermaye de ödenmiş olacak. Hayır hayır. Para benden çıkıyor. Belediye ben 1 milyon lirayı veriyorum. Benden aldığı para bana... Öyle gözükecek tabii. Anonim şirketin sermayesi ödenmek zorunda değil mi? Hay şimdi arkadaşlar, ortalıkta bir mevzuat, ticaret kanunu var, vergi mevzuatı var. Yani dolayısıyla buna uymak zorundayız. Ama belediye diyor ki bedelsiz. Ha, bu bedelsiz alma olur. Öbür türlü ödenmemiş boş durması olmaz. Doğru mu? Şimdi aynı sermayede bizi ilgilendiren bir yönü daha var. Sermaye artışlarında sermayenin ödendiğinin tespitiyle ilgili raporları biz yazıyoruz. Aynı sermaye artışlarındaki aynen konan değerin tespiti mahkeme bilirkişileri tarafından yapıyor. Fakat Gümrük Ticaret Bakanlığı verdiği bir özelgede eğer ortakların işletmeden olan alacağı varsa alacağın sermaye eklenmesi bir aynı sermaye olarak öngörülüyor yine. Bunun meslek mensupları tarafından rapora bağlanabileceğine ilişkin bir açıklaması var. Bu yönünü bilmiş olun. Tabi iç kaynakların sermaye eklenmesi var. Dediğim gibi enflasyon düzeltme farklarının ya da geçmiş yıl karlarının ya da işte vergiden istila edilmiş olan bazı fonların sermaye eklenmesi mümkün. İç kaynaklardan eklenme diye. Tabii, buyurun. O sermaye düzeltme sorumlu farklarında şu anda bütün bilanço oranında bu farklar var. Doğru. O yasada da her ne surette çekilirse çekilirsin, kurumlar vergisini tahmin. Sermaye ekleme hariç diyor ama. Sermaye eklenme durumu hariç. Var mı? Var. Tamam. O hariç. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi bakanlığın o görüşüne belki katılmak mümkün değil. Biliyorsunuz vergi usul kanunun mükerre 298. maddesi der ki enflasyon düzeltme farkları kurumlar vergisinden istina, yani vergiden istinadır diye yazıyor. Tamam. Ondan sonra karın geçmiş yıl karlarının sermaye eklenmesi. Bu bir sermaye artışı yapılıyor ama bu kar dağıtımı değildir diyor. Şimdi bakanlık diyor ki veya vergiden istisna olan gayrimenkul veya iştirak satış kazancının %75'i vergiden istisna ya, bu istisnanın
işletmeden 5 yıl çekilmemesine ilişkin bir hüküm var, ona ilişkin. Ama enflasyon düzeltmesinde ya da geçmiş yıl kârlarının sermaye eklenmesiyle ilgili olan hükümde bir süre belirtilmemiş. Burada şurada karşımıza çıkıyor. İşletme geçmiş yıl kârlarını sermaye eklemişse ya da sermaye düzeltme olumlu farkını veya enflasyon düzeltme farklarını diyelim artık şeyde, çünkü yedek akçelerin veya geçmiş yıl kârlarının pasif düzeltmeleri başka kalemler de olabilir. Sermaye eklendiği durumlarda ya sermaye azaltılması ya da şirketin tasfiyesinde aradan 20 yılda geçse efendim bu işletmeden çekilme anlamına gelir. Dolayısıyla bunun kurumlar vergisini ve kar dağıtımını isterim diye bakanlığın özelgeleri var. Bunlar doğru değil. Çünkü vergiden istisna olan olay eğer böyle düşünülüyorsa mutlaka süre öngörülmeli. Şeyde iştirak kazancı veya gayrimenkul satışında 5 yıllık öngörüldüğü gibi süresi belirtilmemiş sonsuz böyle bir düzenleme mümkün değil. Bakıyorsunuz şirket tasfiye gittiğinde karşısına bir sürü vergiyle karşı karşıya kalabiliyorsun. Bu nereden geliyor diyorlar. Evet, kar yedeklerimiz var. Bu sermaye eklenmesiyle ilgili üzerinde durduk. Olağanüstü yedekler var. Bizim yeni ticaret kanunu olağanüstü yedek hep yanlış algılıyoruz. Bilançonuza dağıtılmamış geçmiş yıl kârlarınızı olağanüstü yedekler alıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Olağanüstü yedek esas sözleşmede belirli alana kullanılması belirlenmiş ise odur olağanüstü yedek. Yoksa şeyi yok. Mesela bizim otellerde gündeme geliyor. Karın yabancıların ortak olduğunu özellikle diyor ki %8'i veya 12'si veya 15'i her yıl yenileme yatırımlarında kullanmak zorundadır diyor. İşte o zaman dönem net karının %15'ini olağanüstü yedeklere çekmek gerekiyor. Çünkü kar dağıtımında bunu dikkate almamak için. Tamam. Şimdi efendim geçmiş yıl karlarına duracak 570 hesapta. Hayır. Hiç onu yapmaya gerek. Olağanüstü yedek değil ki o. Dağıtılmamış geçmiş yıl karları her zaman dağıtabilirsiniz. Şimdi gelelim. Bu bizim bilançomuz. Buna da bitmiyor. Şimdi analiz kullanma falan diyoruz ya. Şimdi önce vergi hukuku yönden bakalım. Bizim öz kaynaklarla ilgili bazı özel düzenlemelerimiz var. Bunları göz ardı ediyorsak sonuca gidin. Örtülü sermaye kavramımız var bir sefer. Sermaye dedik ya öz kaynaklarda. Örtülü sermaye diyor. Neymiş örtülü sermaye? Kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, yani 331 ya da 431 ortaklara borçlar hesabını gözünün önüne getirin. Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin 3 katını aşan kısmı ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Karşımıza ne çıktı? Kurumun öz sermayesi çıktı. Öz sermaye doğru değilse örtülü sermaye nasıl tespit edeceğiz? Ben öz sermaye yüksek gösterirsem, dedik ya biraz önce iki tane somut örnek vermiştim. Vergi dairesinde olan borcumu gider yazmazsam, amorsumun ayırmamış olursam öz kaynakları yüksek gösterdim. Ortaklardan olan borcu da ne yapmış oldum? Öz sermayenin 3 katını geçmeyen hale getirdim. Bir inceleme yapan müfettişin öz sermayenin neyi ifade ettiğine ilişkin bir olay var mı? Bilançoda ne görürse öz sermayen bu diyor. Doğru değil. Peki onu öyle diyorlar da biz ne yapıyoruz? Bilançonun ekinde beyanname verirken beyanname ekinde bazı bildirimlerde bulunuyoruz. Doğru mu? Örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgi formu var. Bunu doldurup veriyorsunuz değil mi? Hatta dolduralım. Toplam aktif. Yazdık mı? Toplam borçlar. Bu da belli. Peki toplam aktifi bilançonun aktifini aldık. Toplam borçlar ne anlama geliyor? Hangi borç? Toplam borçlar. Bilançodaki borçları yazıyoruz. Tamam, yazdık. Öz sermaye tutarı.
Bunu da yazdık. Toplam faiz giderleri ne yazdık? Nereye yazdık? 780'i yazdık veya 660'ı yazdık. 661'i yazdık. Toplam kur farkı giderleri, kambiyo zararları yazdık. Ortak ve ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutarı. 331'deki en yüksek borcu da yazdık. Doğru mu? Böyle yazdık. Niye istedi bizden bu formu? Aynen böyle dolduruyoruz. Bakın, burada hiç abartılı konuşmadık. Aynen böyle dolduruyoruz bu formu. Niçin alıyor bakanlık bunu bizden? Bakalım. Yani bu işletmede örtülü sermaye kavramına giren vergi hukuku yönünden düzeltilmesi, yapılması gereken bir işlem var mı yok mu diye alıyor. Siz bu formun nasıl doldurulacağına ilişkin bir açıklama var mı? Herkes yanlış dolduruyor. Kaan'la bakalım. Madde burada. Kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden. Daha da ortak değil, ilişkiliyi geçtim. Yani 331, 431. Ortakların kişilerden doğrudan ve doğal olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların. Borç neyi ifade ediyormuş? Toplam borç ne yazacakmışız? Ortak ve ilişkili kişilerden yaptığımız onlar olan borcu yazacağız, toplam borcu. Niye? Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesi, öz sermaye de bunu yazdım. 3 katını geçip geçmediğini görmek için yazacağım. Kontrol için yazacağım. Aşağı kısım ilgili hesap dönemi içinde örtülü sermaye sayılır. Örtülü sermaye sayılınca ne olur? Bunlara yapılan ödemeler, yani faiz ve kur farkı gider olarak dikkate alınmaz. Peki bunlara ne kadar ödeme yaptım? Faiz bir sefer öncelikle örtülü sermayeden bahsedebilmem için öz varlığı bilmem lazım. Artı ortaklara yaptığım borcu tutarını bilmem lazım. Artı bu ortaklardan yaptığım borçlanma nedeniyle yıl içerisinde onlara ödediğim faizi sağladığım menfaati bilmem lazım. Benim 331 veya 431 ortaklara borcum var. Sermayem 100 bin lira. Bunlar olan borcum 1 milyon lira. Tamam? 10 katı. Herhangi bir faiz veya kur farkı yürüttüm mü? Yürütmedim. Örtülü sermaye var mı? Ha, 1 milyon lira örtülü sermaye. Bir ödeme yapmadım, yapılacak işlem var mı? Yok. Bakanlık bunun için istiyor. Yasa bu. Forma dolayısıyla aktif toplamını yazacağım. Tamam. Toplam borç 331 veya 431'deki ortaklar olan borç, ilişkili kişi ve ortaklar olan borcu yazacağım. Öz sermaye tutarı, öz sermaye yazacağım. Toplam faiz veya kur farkı bu borçlanma nedeniyle ortaklara ödediğim varsa onu yazacağım. Yoksa zaten yazmayacağım. Ondan sonra ortakların ilişkili kişilerde temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki tutarını yazacağım. Ki onunla mukayese edeceğim öz sermayeyi. Dolayısıyla bu tablodan örtülü sermaye kapsamında vergilendirilmede dikkate alınması gereken bir değer işlem var mı yok mu ölçmek için bu form istiyor. Ama bu formu yanlış dolduruyoruz. Aktif tamam. Bilançodan yazacağım aktif. İşte değil. Bunu açıklaması lazım. Onu anlatmak için örnek diye koydum. Evet. Şimdi bak şöyle yazdık. Buraya yazdık. Dediniz ki şu kadar faiz veya kur farkı ödedi finansman giderini. Şey de var. Ben ne yapması lazım birinin? Gel bakalım sen transfer örtülü sermaye yönünde ödeme yapmışsın. Bunu gider yazamazsın. Finansman giderlerini kanun kabul edilmeyen gideri alman gerekirdi demesi lazım. İncelemesi lazım. Niye artsın? Bu bir form. Bu bir gelir giderle ilgili değil. Bu formu bizden istiyor bakanlık. Örtülü sermaye yönünden zaten iki tane form istiyor arkadaşlar. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin istiyor. Bir de örtülü sermaye ilişkin istiyor. Amacı da vergi hukuku yönünden bir işlem yapmak için istiyor. Bir şeyin amacı olur. Amaç da bu. Kanun madde bu. Bunun için istiyor. Form da bu. Ama açıklamasını yazmıyorsan, bunun nasıl istediğini, neler istediğini bilmiyorsan, memuru da bilmiyor, dolduran biz de bilmiyoruz. Böyle iş olur mu? Tamam. Peki birinci olayımız bu.
borca batıklık durumu. Ticaret kanunu diyor ki borca batıklık durumunu tespit ederken son yıllık bilançoda sermaye ile kanun yedek akçiler toplamının yarısının zararı nedeniyle karşılıksız kalması durumunda. Birinci A şıkkı, beraberinde B şıkkı geliyor. Yani işletmenin büyük bir çoğunluğu borca batıklık var. Peki ne olması lazım borca batıklık varsa? Ya sermaye artışıyla bu olay sağlanması lazım ya da ilk genel kurulda işletmelerin tasfiye edilmesi lazım. Hadi uygula. Hadi uygula. Uygulamayan kanunu neye çıkarttın? İşletmenin büyük bir çoğunluğu borca batık arkadaşlar. Peki bu, bakın sermaye var burada, hep onun için yaptım. Sermaye faiz yürütülmesi bir yasa çıktı mı? Çıktı, yeni çıktı. 1 Temmuz 2015'ten geçerli olmak üzere. 1 Temmuz 2015 tarihinden sonra nakdi sermaye artışı yapıyorsanız, yaptığınız nakdi sermayeye faiz oranının %50'si standart. %100'ü, hatta %125'i ne kadar giden gider yazma ilişkin bir olayımız var. Ama ölçüler ne? Nakdi sermaye. Biraz önceki örneğim geldim. 125 milyon sermaye var. Senet veya çekle sermaye nakden taahhüt etmişsiniz. Çek veya senet alarak da kapatmışsınız. Bir de buna adil nakdi sermaye faizi, onu da uygularlar. Buyurun. Fantezi değil, ben size örneklerini sunayım. Başka? Finansman gider kısıtlaması var. Kendi var, çok oldu kanun çıkalı. 6322 ile geldi. Gelir ve kurumlar vergisinde kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde. Kanun ibare bu. Söyleyin bana. Kullanılan yabancı kaynaklar öz kaynaklarını aşan işletme. Öz kaynak mı bulduk? Doğru veya yanlış. Kullanılan yabancı kaynak? Burada var, kanunda işte diyor ki faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan ödemeler. Yani finansman giderleri, öz itibariyle bu yabancı kaynak, finansman giderlerinin %10'unu aşmamak üzere bakanlar kurulunca kararlaştırılan kısmı ticari karın tespitine indirim konusu edilemez diye kanun maddemiz var. Bakın hep öz kaynaklarla ilgili veya yabancı kaynakla borçlanmayla ilgili. O nedenle bilançodaki yabancı kaynak, öz kaynak, aktif, net satış, dönem varlık, duran varlık o kadar önemli ki kanun maddelerinde var. Onun için bunları açıklamıyorsa, bunları düzgün değilse yasaları uygulamak mümkün değil. Sen öyle yorumladın, ben böyle yorumladım, al sana matraf farkı, al sana vergi davası. Devam. Bu uygulanmıyor yalnız çünkü Bakanlar Kurulu bir oran tespit etmediniz. Yok, bu finansman gider kısıtlaması ile ilgili. Bu henüz uygulaması yok. Peki başka? Girişim sermayesi fonu. Kanunda var. Bu da fiilen şey yok. Burada diyor ki sermaye piyasası kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacı ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. Bu fon kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10'unu ve öz sermayenin %20'sini aşamaz diyor. Kısma teknoloji şirketleri olayı var ya, bunun uygulamasına ilişkin bir olay var. Ben bu konuda bir TÜRMOP'la ilgili bir proje olabilir meslek mensupları açısından diye, bir avantaj da sağlıyordu bu. Kimsenin sesi çıkmadı. Yazdım çizdim ama dönüşüm falan da olmadı. Ama yine öz sermayenin %20'sini geçmemek diyor. Demek ki öz sermaye yanlışsa bu kanun maddesinin uygulanabilirliği yok. Peki başka? Sabit kıymet yenileme fonu. Yine öz kaynaklar içerisinde mi? Evet. Şunu yapıyorlar arkadaşlar. Amortisman tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterindeki kayıtlı değerler arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir.
İktisadi kıymetin yenilenmesi işin mahiyetine göre zararı bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar almışsa. Şimdi bu konuda ben kendi anlamda söyleyeyim. Şimdi şeyler arası nakliyecilik yapan, yük ve yolcu taşımanı yapan bir işletmeyi düşünün. O taşıtını satması, yenilemek zorunda kalması işin mahiyetine göre zarürüdür. Doğru mu? O tırını yenilemesi lazım. Sabit kıymet yenileme fonuna girer. Peki patronun şahsi kullanımında olan Mercedes'ini satıp yenilemesi zarürü müdür? Değil. Sabit kıymet yenileme fonunu ben binek otomobillerde ayırttırmıyorum. İş makinesinin yenilenmesi doğrudur. Veya işletmenin kirada olan bir gayrimenkulü var. Zarur bir olay mı? Değil. Ha, alışveriş merkezi yenilemesi falan dedi zaten orada da pek olmuyor. Ama genelde iş makinesi veya yük ve yolcu taşımacından kullanılan taşıtlar konusunda evet. Ama şahsi kullanıma açık olan normalde özel araçlarda özellikle ben sabit kıymet yenileme fonu ayırtmıyorum. Burada da ne var? 3 yıllık süre olayı var. 3 yıllık süre içerisinde alınmamışsa gelir yazılması, alınmışsa amortismanın, bir de taşıtlarda bakın avantaj da sağlamıyor. Bir patronun bindiği Mercedes'i sattınız, satıştan doğan kazancı gelir yazdınız. Doğru mu? Yeni bir araç aldınız. Hayır, yeni aracın katma değer vergisi ve özel tüketim vergisini doğrudan gider yazma şansı artı oyunun amortismanını dikkate alırsanız götürüyor zaten, ekonomik bir faydası da yok. Ama şunu yapıyorsunuz, Mercedes'i sattınız, karı sabit kıymet yenileme fonunu aldınız, yeni araç aldınız, yeni aracın ÖTV'sini ve KDV'sini gider yazdınız, amortismanını yenileme fonundan düştünüz. Var mı böyle bir balık kaymak? İşte burada matra farkı çıkar. O nedenle dikkat etmekte fayda var. Peki öz kaynak değişim tablosu. O kadar güzel bir tablo ki ne olur elinize alıştırın. Bu tabloyu patronlar bazen diyor nakit akım ve bu tablo çok güzel bir tablo. Fırsat bulduğunuzda kendini yenileme anlamını yapın. İşletmenin sermayesi, sermayede kar yedekleri, geçimsel karları ya da zararı, dönem net karı ve zararının, kar dağıtımı, yedek akçe aktarılması, hisse senedi ihraç birimi veya işletmeden çekilen sermaye azaltılması, sermaye eklenmesi gibi bu öz varlık değişim tablosu işletmenin öz kaynaklarının kendi içindeki bir envanter. Hani 2 kere 2 = 4 dediğimizde bize ilkokulda öğretiyorlardı ya, çarpmanın veya bölmenin sağlaması, işte bu yıl içinde yaptığımız için sağlaması. Ne olur elinizi alıştırın. Şimdi derler ya, yine bir söz, insan olmanın özünde soru sormak vardır, cevaplamak değil derler. Ben çok konuştum. Yani ben susayım biraz. Ama soru sormaktan korkmayın. Hani diyorlar ya soru sordum ya. Bak, insan olmanın özünde soru sormak varmış. Varsa bir iki sorunu soralım. Yoksa bir kişiye daha geçeceğim. Rakama dökerek, yani rakamsal olarak örnek versek daha faydalı. İki günlük eğitime geleceksiniz. Yararlı olmaz mıydı? İsmail Başkan İhtisas Eğitim diye açtı. Evet. Katılım sağlanmadınız. O kadar önemli ki. Ay, haberimiz yok. O zaman siteye bakın. Bu başkanınızın kıymetini bilin bakın. Bu tabii çok haklısın, teşekkür ederim. Bu doğru. Bunlar örneklerle çözülmesiyle, rakama dökülmesi lazım. Biz teşekkür ederiz. Farklı. Ama bunu ilk defa ben bankacılara veriyorum dedim ya. Evet. Meslek mensupları vermiyorum da İsmail Başkan bunun duyurusunu çıktı size. Bu tamı tamına buydu işte örneklerle ilgili. Ha, bu diyeceksiniz ki ben maliye beyannamemi nasıl olsa veriyorum, matrağımı veriyorum. Gerisi beni ilgilendirmiyor diyen meslek mensubu için bir anlam ifade etmiyor. Ama arkadaşlar bakın, yaptığınız meslek mensubu olarak
uzman meslek mensubu bir şey biliyorum demek için mutlaka şunlar o kadar önemli bilgiler ki. Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Benim için değil, meslek için önemli. Meslek mensubu için önemli bir bilgi. Devam edeyim, şeye geleceğim. Başka bir iki sorum daha var çünkü şeyle ilgili. Şimdi analizler geldiğimizde, şimdi bakın dedim ya bazı şeyler yanlış diyor. Likitte oranları. Şey diyor ki kamu ihale kurumu cari oranın %0.75'ten büyük olması lazım ihaleye girebilmek için de. Bu ne? Dönem varlıklar böyle kısa vadeli yabancı kaynaklar oranı. Yani 11'li birli hesaplarla üçlü hesapların oranı. Yani dönem varlık, duran varlık. Kısa vade, uzun vade. Doğru ayırt etmemişseniz bütün hesabınız yanlış. Tamam? Bunu istiyor mesela. Döndük. Nakit oranı. Hazır değerler artı menkul kıymetler. Kısa vadeli yabancı kaynakları oranı. Siz Alman çekleri hazır değerler içinde raporlarsanız buyurun oranın doğruluğunu yapın. Dedim ya işte arkadaş 30 sayfa rapor yazmış. E bunlar uymuyor ki. Peki. Örnek. 0.20 olması lazımmış bu oranın genelde oranda. Devir hızları. Stok devir hızı. Stokların maliyeti, cari yıl maliyeti, önceki yıl stokları altı, cari yıl stoklarının yarısı. Stok devir hızını. Şimdi sırf stok devir hızı bir işletmedeki fiktif stok bulunup bulunmadığını ben size söylerim. Mizanı bana getirin. Yani mali tabloyu benim önüme koyun, gelir tablosuyla bilançoyu. Ben sizin stoklarınızı bakayım fiktif olup olmadığını size söylerim. Neyle ilgili? Stok devir hızıyla ilgili. Hiçbir işletme enflasyonist dönemlerde vardı. Bir yıllık, iki yıllık tüketeceği bir malı hazır bulundurmaz bugünkü şartlarda. Çünkü stoktaki malın ona bir maliyeti var. Yanlış yapar zaten. O zaman uyarmak zorundasın işletmeyi. Ama bakın bilançolarınızı stok devir hızı hesaplayın, analiz edin bir. Ha şu, bunu karıştırmayın. Bazen tabii genel yıl bazındaki bir oran her şeyi doğru söylemez. Aralık ayında mesela bir ihale almışsınız. Bir bilgisayar firmasınız öyle diye düşünün. Bir kamu kurumunun bilgisayar ihalesini almışsınız. Teslim edeceksiniz. Malı Aralık ayında getirmişsiniz. Ocak'ta veya Şubat'ta teslimat gerçekleşecek tam yapılmadığı için. Yıl sonunda çok ciddi bir stoğunuz olabilir. O zaman ne yapmanız lazım? Ay bazında belli kısa belli periyotlara dönmeniz lazım. Ki doğru sonucu elde edebilmek için. İşte analiz dediğin burada. Ama esas aldığınız finansal tablo doğru olursa elde edeceğiniz sonuçları o kadar güzel alırsınız. Peki. Alacak devir hızı. Net satışların ticari alacaklara toplamı. E alacaklarınız için ticari alacaklar nedir? Mesela şey SPK açıklama yapmak zorunda kaldı işletmelere. Dedi ki kardeşim raporlama yapıyorsunuz da ticari alacak, diğer alacak diye. Neyin ticari alacak, neyin diğer alacak olduğunu yazın dedi. Ben bileyim. Bakın muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine. Ben UFRS'ye falan gitmiyorum bakın. Orada ticari alacak olarak neyin raporlanması gerektiğini yazıyor. Devam. Mesela finansal yapıyla ilgili oranlar var. Ne diyor? Öz kaynakların aktif büyüklüğü. Yine kamu gözetim kurumu diyor ki %15'ten büyük olmalı. Eğer tutmuyorsa bilanço oyna onu oraya biraz kaydır rakamları tutar hale getir. Öz kaynak yabancı kaynak toplamı 1 olmalı diyor yani. En az yarısı öz kaynak olmalı. Kısa vadeli borçların öz kaynak oranının %50'den büyük olmalı diye. Şimdi bunları niye verdim? Bunları bilin, özellikle 3 tane kamu gözetim kurumu kriteri var. Şunu yapmayın. Daha yıl geçmedi. Bilançoyu, gelir tablosunu vermeden önce bir bakın. Bir takım kamu ihale kurumunun istediği rasyoları hesaplayın. Tutmayan bir olay varsa düzenlemeyi şimdi yapın bilançoyu. Maliye vermeden yapın. Meslektaşım şunu yapıyor. Beyanname ekinde bilançoyu veriyor maliyeye. Ondan sonra kamu ihale kurumuyla ilgili rapor istiyorlar. Bakıyor tutmuyor. Değiştiriyor maliye verdiği bilançoyu.
Ona göre rapor veriyor. Kamu ihale kurumu da şikayetler de gündeme gelince maliyeden istiyor. Maliye verilen bilanço ile kendine gelen bilanço aynı değil. Evrakta sahtekarlıktan soruşturma açıyor. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Buna gerek yok ki. Bakın daha zamanımız var işte. Sağ olsun başkan, zamanlamamız uygun. Bakın beyanname ekindeki bilançoları vermeden önce en azından şekilsel olarak, içerik olarak düzeltebileceklerinizi düzeltin. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Arkadaşlar güç saklanan bilgiden değil, paylaşılan bilgiden gelir demiş kim? Dünyamızın en zengini ama bilgi zengin olan Bill Gates. Evet, ben de var olan bilgimi sizinle paylaştım. Ama tabii bilgimi paylaştığında bu güç benim gücüm değil. Bu güç bizim gücümüz. Bu güç mesleğin gücü. Mesleki dayanışma içerisinde hepimiz var olan bilgimizi çevremizle, meslektaşlarımızla paylaşacağız. Paylaşabilme niyeti ve çabası içerisinde olacağız. Bunu yapabiliyor isek biz güçlü meslek mensupları olacağız. Sizler de kendi bilginizi, deneyimlerinizi çevrenize paylaşın. Hatta çok doğru bildiğiniz bir bilginizi yine bilgisini itibar ettiğiniz arkadaşlarınızla tartışın. Ya belki gözünüzden kaçan düşünmediğiniz bir yer vardır. Arkadaşın hoşunuza gitmese de size bir şey söyleyecektir. Ha ben bu yönünü düşünmemiştim diye kendi düşüncenizi uygulamanızı revize etmeye gereğe doyuracaktır. Bir şeyim daha var, bir sloganım daha var. Bilgiyi üretmek pahalıdır ama çoğaltmak ucuzdur diye. Ben ilk bu tür ihtisas eğitimlerini Konya odasında başladık. Ama gördüm ki benim ürettiğim bu bilgileri benim iznim olmadan çoğaltıp kullanan bilgi hırsızlarını da gördüm. Yeter ki kullansınlar, yeter ki desinler ki İbrahim Değirmenci'nin bilgisini kullanırız desinler. Hiçbir itirazım yok. Bunu dahil demiyorlar. Bazen de gücüme gidiyor. Ama yine de bir meslek mensubu olarak sağlıklı olduğum süre içerisinde, bakın sağ olduğum sözcüğünü kullanıyorlar. Ben onu kullanmak istemiyorum. Sağlıklı olduğum süre içerisinde diyorum. Çünkü Allah hepimize sağlık versin. En değerli varlığımız sağlık. Çünkü beynimiz çok önemli. Ben sağlıklı olduğum süre içerisinde mesleğimle ilgili bilgi üretmeye devam edeceğim. Ürettiğim bilgimi de siz meslektaşlarımla paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii, buyurun. Evet. Bilmiyorum işte, onlara sormak lazım. Bir bildikleri var hocam. Ha bugünümüzde bakın, bunu çok alanda yapılabilir, konuşulabilir dediğiniz şey, bakın bugün bir zamanlar sizler daha iyi bilirsiniz. Bilgi ulaşmak zordu. Ama günümüz teknolojisinde bilgi ulaşmak artık kolaylaştı. Herkes birbirinin bilgisini kopyalayabiliyor, bilmem ne yapabiliyor. Onun için bilginin son yıllarda biraz para etmez hale gelmesinin sebebi bu. Siz bir şey yapın, anında internet bilmem ne ortamında bir yerlerden kopyalanabiliyor. Onun için bilgi teknolojileri var. Hukuk gelişmiş. Mecliste kişisel verilerin korunması hakkında bir yasa var. Dikkatiniz olsun, belki şu anda dikkatinizi çekmemiştir ama çıktığında resmi gazeteyi izliyorsunuzdur, bir okuyun. Evet, sunumlarından dolayı değerli üstadımız Sayın Yeminli Mali Müşavir İbrahim Değirmenci üstadımıza teşekkür ediyoruz. Günün anısına kendisine hediyemiz takdim edilecektir. Hediyelerini vermek üzere o da başkanımız Sayın İsmail Turan'ı davet ediyorum. Şöyle alalım. Evet, seminerimize katılımlarınızdan dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz.